senelerden beri çalışıyoruz. Herhalde 4-5 sene oldu bu şey çalışmamız, disiplinli çalışmamız. Ondan önce tabii ki Kur'an mucizeleri dersleri çalışması bir 8-9 sene oldu herhalde. Yedi yani 7 sene. sene ona girdi. Ondan önceki Futuyahu çalışmalarımız, Gavsiye çalışmalarımız herhalde bir 10 seneye yakındır. Beraber çalışıyoruz. Burada amaç, benim özellikle söyleyeyim, bu gibi derslerden amaç bir zihniyet oluşturmak aslında. Yani bir hayat bakış açısı oluşmak, dünya bakış açısı olmak, yani buna istersek varlık görüşü de diyebiliriz. Çünkü bir varlık görüşü oluşturmadığımız zaman nasıl bir dünyada olduğunu farkında olmadıktan sonra bir anlamı yok. Yani her şey havada kalır. İlk önce ayağın bulunduğun mekanda, evet bulunduğun mekanda ayağın yere sağlam basacak. Neredesin evvela? Şimdi bilim nesnel olarak buna bir nebze kapı aralıyor bize. Neredeyiz diye. Yani efendime söyleyeyim mikrobiyatlarla uğraşırken, kainatla uğraşırken, kuantumla uğraşırken, psikolojiyle uğraşırken, sosyal bilimlerle uğraşırken neredeyizin sorusuna bir şekilde bir şeyler ayarlaya şey yani bir şekilde bir cevap oluşturabiliyor. Nesnel yaklaşımıyla beraber objektif olmayı tercih ediyor ama nesnel yaklaşım her zaman da objektif olmayı şey etmiyor, sağlamıyor. Niçin? Öznelik söz konusuysa, tanrı söz konusuysa o kadar da objektif yaklaşmıyor. Yani konu alanım değil diyor. Kant çizgisini ve Hume çizgisini koruyor orada. Yani madem ki objektifsin bu alana da objektif bakman gerekir. Felsefe için de bu geçerli. Efendim, yani öznel yaklaşımlar orada da yer ediniyor bir şekilde. Yani bir varlık söz konusuysa bu varlıktan payımız ne? Yani bu varlığın kendisi nasıl bir varlık? Bu tanrı mıdır, değil midir? İspinoza'nın tanrısı gibi doğa mıdır? Yoksa gerçekten doğaya içkin ama doğayla da sınırlamayacağımız, doğanın kendisi gibi de olan olmayan, hani sınırlar içeren kendi dünyasında, olmayan kendi içinde ama doğanın sınırlarıyla beraber kendi içinde derinlik kazanmış bir varlık mıdır? Bir daha söyleyeyim burada, mekan algımız yoksa, yani mekan derken sadece nesnel bir mekanlığı, yeryüzünü kastetmiyorum, dünya. Dünya. Yani bir dünyanız yoksa çünkü dünya katıldığınız mekandır. Yani siz varsınızdır orada. Ama yer dediği zaman Cenab-ı Allah mesela Kur'an-ı Azim'in yer diyor. Yer dediği bir yer. Yani yeryüzü. Arz. Arz dediğim yer. Yani yer. Bir yer. Mekan. Ama nasıl bir mekan? Senin olmadığın bir yer orası. Senin olduğun yer dünyadır. Yani çünkü öznellik içeriyor duru. E peki bulunduğumuz dünyada biz neredeyiz? Yani katıldığımız dünyada biz neredeyiz? Aslında bütün sorularımızın cevaplarını bu şekilde aramaya çalışıyoruz. Yani dünya dediğimizin biraz öznel tarafı var, katılımcı tarafı var. Yani mekan sizin de mekan olma özelliğini kazanıyordur. Bu haftaki konumuz onun için mekanın kendisiyle de ilgili konuşmak. Öznel düzeyde mekansallık, nesnel düzeyde mekansallık, yaratımda bunun karşılığı nedir? Yani nerede olduğunuzu bilmek istiyorsanız mekan algınız şart. Evet, ustal olarak referanslar da şart. Ama sadece bu yeterli değil. Nerede olduğunuzu anlamak istiyorsanız bir de niçin olduğunuzu da bilmeniz gerekir. Aleme de bakışınızda bir mekan algısının neye göre şekillendiğini bilmeniz de gerekiyordur ki ne kendinizi konumlandırabilirsiniz. Kendinizin nerede olduğunu da bilebilirsiniz. Yani en basiti normal halka bile sorsak yani, halk dediğim gene bize sorsak yani, neredeyiz? Neredeyiz derken içeriği dolu dolu bir kavramdır. Manevi olarak mı neredeyiz? Değil mi? Bir kendilik dünyasında mıyız? Yoksa nesnel anlamda güneş sisteminde dünya denilen bir yerde miyiz? Yoksa coğrafi olarak Türkiye demeyiz? Değil mi? Efendime söyleyeyim. Veyahut da şu anda konuşmamız üzerinden baktığınız zaman efendime söyleyeyim bir anlam dünyası akışı içerisinde efendime söyleyeyim bir temaşa halinde kendi dünyalığımıza dönmüş ve kendimiz demeyiz. Neredeyiz? Kendimiz demeyiz. Coğrafya olarak Türkiye'de miyiz? Sistemsel olarak güneş sisteminde bir yerde miyiz? Efendime söyleyeyim veyahut da manevi olarak bir kendilik dünyasına taşınmış ve onun üzerinde de kendine dönme becerisini sağlamış bir durumda mıyız? Yani bu neredeyiz sorusu, kendini bil sorusu kadar önemli bir soru. Kendini neye görebileceksin çünkü referansın olması lazım. Yani kendini bil. Hani o Apollo Tapınağı'nda yazan kendini bil. Peygamber Efendimiz'in söylediği bir söz vardır. Neydi o? Nefsini bilen Rabbini bilir. Yani nefsini neye görebilecek ama değil mi? Referansını. Rabbini bilir. O zaman Rabbine göre nefsini bilmek. Çünkü aynı zamanda nefsini bilen Rabbini biliyorsa Rabb ile ilişkililiği var. O zaman Rabbi bir tanıyalım. Rabbe bağlı olarak biz neredeyiz, nerede değiliz de bilelim. Yani nefsimiz nerededir, nerede değil. Diye. Kişi olarak neredeyiz? Bunlar çok önemli. Ama gelecek hafta, geçen haftalara bir örnek şey yapayım. Şey pardon, eklemeler yapayım da öyle devam edelim özellikle geçen hafta bir sanata dokunmuştuk ama bu hani sanat kavramsal derinliği olmadığı zaman sığ bir tarafı vardır diye hep söylediğimiz bir şey var. Onu biraz bir, bir, paragrafla açımlayayım. Ondan sonra bir iki tane daha ekleme yapacağım. Oradan devam edelim inşallah. Geçen haftaya bir ek olsun bu. Sanat imgesine bağlı olarak estetikten pay aldı. Yani güzellik iddiasından ikisinden. pay aldı. Estetiği yansıttığı bak. Estetikten pay aldı. Estetiği yansıttığı, estetik duyarlılığa yani cazibe. Estetik duyarlıktan bahsediyorsanız cazibeden bahsediyorsunuz. Efendime söyleyeyim sunumun kendisi önemlidir sanatta. Efendime söyleyeyim bu sunumu yapıldığı zaman bir cazibe oluşturuyorsa orada kişiyi kendinden koparıyorsun demektir. Kendinden alıp koparıyorsun demeyeyim de alıyorsun demektir. O zaman sanat sanat olma özelliği kazanıyor zaten. Yani burada estetik sadece yapıt için olan bir şey değil. Estetik, estetik duyarlığının oluşturmasıyla da ilgili bir şeydir estetik duyarlılığı olmayan için karşısındaki sanat eserinin yapıtının efendime söyleyeyim estetik yargısı ne kadar anlam taşıyordur? Yani en basit bir müzik dinliyorsunuz. O kendinde kılarken müzik sizi ne kadar kendinde kılıyorsa, o duyarlılığı oluşturabiliyorsa, cazibe edin, yani bir cazibe oluşturmuşsa o kadar sanat olma özelliğini gösteriyordur. Bu çok önemli. Bakın bir daha okuyayım burayı. Sanat imgesine bağlı olarak estetikten pay aldı, estetiği yansıttı estetik duyarlılığa yani cazibeye sebep olduğu kadar sanat olma özelliği gösterir. Ancak kavramsal derinlikten uzak, ingesel her anlatı ve etkinlik yani sanatın birçok alanı var. Etkinlik durumu da var. Sanatsal olarak eksik durur. İmgenin gücü estetik olana özden anlamda katılımı sağlarken yani kafanıza göre ben sanatçıyım şunu yaptım da sanat olmuyor yani onu demek istiyor bir parça. Yani bir resim yapıyor soyut bir resim ya kavramsal bir derinliği var mı onun? Değil mi? Evet. Bir şekilde bir sanat eseri vermişsin, yapıt vermişsin. Ammenna. Bir cazibe de oluşturabilir belki. Ammenna. Ama kavramsal bir derinliği var mı? Ne anlatıyorsun sen orada? Değil mi? Yani burada kastettiği anlamdır. Bu çok önemli. Devam edeyim. Ancak kavramsal derinlikten uzak, imgesel her anlatı ve etkinlik sanatsal olarak eksik durur. İmgenin gücü estetik olana özden anlamda katılımı sağlarken, niye önemli bu? İmgenin gücü bakın burada burada bu şeyi yani bu artı yeri iyi dinlemek lazım. İmgenin gücü estetik olana öznen anlamda katılımı sağlarken yani cazibe yarattığı zaman, değil mi? muhatap oluşturduğu zaman katılımı sağlarken sanatta kavramsal derinlik estetik olanın cazibesine katılımdan öte bakın katılımdan öte anlayışta yeni bir oluşa taşır. Bilmem anlatabildim mi? Yani kavramsal deneyim yani imge o sanatsal etkinlik neyse o sanatsal yapıt neyse eser neyse efendime söyleyeyim bir şekilde ona katılırsınız. Ona katılma hususiyeti gösterir, özelliği gösterir. Ama kavramsal deneyim seni yeni bir oluşa taşır. Arada böyle bir ince fark var. Yani birinde durup bakıyorsunuzdur ama yerine artık katılmışsınızdır. Sizi başka bir yere taşımıştır o. Bunu en güzel veren müziktir mesela. Yani sadece imgi kendisinde taşıdığı imgelerle kalmaz. Kendisindeki kavramsal derinlikle beraber onun ritim olarak da sizde hukuk uyandırdıklarıyla beraber sizi hep yeni bir oluşa taşır mesela. Ve ne kadar kavramsal derinliği ve duygularınıza hitap ediyorsa değil mi uyandırıyorsa ikisinin bütünlüğü, estetik bütünlüğü sizi hep yeni bir oluşa taşır mesela. Sinemada da bu görülebilir mesela değil mi? Yani düşünün yani sadece bir efendime söyleyeyim görsel düzeyde veyahut da efendime söyleyeyim nasıl olsun imgesel düzeyde sanatsal bir derinliği olan bir film kavramsal derinliğe de haise sizi kendinizden alır başka bir yere götürür. Yani sanatın bu tarafı manipüle edici bir tarafı var bu bağlam. Yani imgesine bakın imgeye dayalı sanat sizi sizde bırakmaz. Kendi üzerine efendime söyleyeyim odaklandırır. Katar kendine. Değil mi? Yani sizi kendine yoğunlaştırır. Katar. Efendime söyleyeyim. Ama şey kavramsal derinlik sizi yeni bir oluşa taşır. Bu çok önemli. Hani bunu biraz daha basit gideyim. Yani Kur'an Azimşan üzerinden söyleyeyim. Sanatsal bir derinliği vardır Kur'an'ın. Biliyoruz. Yani sadece o sanatsal efendime söyleyeyim derinliğine bağlı olarak da okunacak tarafı değil. Aynı zamanda anlam derinliği de vardır. Geçen haftalar konuştuğumuz gibi. O anlam derinliğine odaklandığınız zaman o sanatsal derinliğiyle beraber sizi hep yeni bir oluşa taşıyacak bir hususiyet özelliği vardır. Yani sadece Kur'an'ı tecvidli okumak yeterli değil. Bizde uyandırdı, imgelerine bağlı olarak uyandırdı güzel haller olabilir. Ammenna. Ama kavramsal derinliği ile beraber bizi hep yeni bir oluşa taşır. Onun için anlamını da bilmek zorundayız. Anlayasınız diye derken anlamaya referans gösterir. Bu geçen haftalara da bir ek olsun bu anlama mevzusuna. Hani nasıl söyleyeyim? Bir iki hafta önce Gani şeyini konuşuyorduk hani birikim konusunu konuşuyorduk. Birikim ve kültür, birikim ile medeniyet kapsının aralanması vesaire. Bunun üzerine konuşuyorduk hatırlarsın. Ya birikim olmazsa nelerin olamayacağından bahsetmiştik hani. Aslında burada konuştuğumuz şey şeydi. Dikkatinizi çekeyim ona. Gani esma aslında mahrum kalırsak ne olur? Yani birisi çok uyanıkça davranabilir. Hani hikmeti gereği gani esmasının efendime söyleyeyim manevi zenginlik mi, dünyevi zenginlik mi arasındaki farkı ayrıştırmaya gidebilir. Değil mi? Ama Cenab-ı Allah'a baktığımız zaman hem mülkünden yana ganidir hem de anlamdan yana ganidir. Değil mi? Yani bu ikisini de kaçırmamamız lazım. Yani uyanığın biri çıkarsa ya ya seküler tarafa mı kayıyoruz filan filan öyle bir şey kastetmiyorum. Yani dünyevileşiyor muyuz filan? Yani ganelik dediğimiz birleşmektir aynı zamanda bir bağlamda. Niye? Çünkü dünyaya saldırıyorsun aynı anda. Dünyanın birikimi, mülkten aldığın payenin birikimiyle ilgili bir şeyi konuşuyoruz. Mülkten paye almanın birikimiyle, efendime söyleyeyim, maneviyattan paye almanın birikimi aynı kefede durur. Mülkten aldığınız payeyi niçin kullandığınıza bağlı olarak durur. Size verdiklerimizden hayır işlerinde ve uğraşınız efendime söyleyeyim. Ne yapınız diyor. infak ediniz vesaire değil mi? Niçin kullandığınız da önemli. Sorumluluklarınızı yerine getirdiğiniz zaman, insanlığa hizmet olarak sunduğunuz zaman değil mi? Niçin kanalize, neye kanalize ettiğinizle ilgili bir şeydir dünyevi bir birikim. Hani sorgu sual korkusu varsa bağlamı da söylediğim eğer dina, dindar olarak iman ediyorsak o birikim olmazsa medeniyetten beri kaldığımızı özellikle vurgulamıştık hatırlarsanız. Yani bir sanat oluşturacaksanız, bir fenet, pardon, felsefe yapacaksanız, sanat yapacaksanız, efendime söyleyeyim, bir medeniyet kuracaksanız, kavramsal bir derinlik oturtacaksanız, kavramsal derinlik medeniyetin kapısını ilk aralayandır. Yeniden dilinizi oluşturacaksanız, bir birikim lazım. Hem tarihsel bir birikim lazım, hem yeniden bir oluşa sebep vermenin birikimi lazım. Lazım, bunun için de gayret göstermek lazım. Şimdi demek istediğime getireyim bu bağlamda. Efendime söyleyeyim. Hani ilk ayetimiz vardır. Çünkü burada iki şey söyleyeceğim. Yani okumaya dair bir şey de söyleyeceğim. Ek olarak söyleyeyim bu gani esmasına dair. Yani yabancı kalmamamız gereken bir şey. Yabancı kaldığımız zaman başımıza ne geldiğini tarihsel olarak efendim acı tecrübelerle gördük. Yani bu gani esmasını es geçmemek lazım. Hani kayyum, samet bunları konuşuyoruz. Amenna. Basar, basir bunları konuşuyoruz. Amenna. Amenna. Amenna da e, gani esmasını da es geçtiğin zaman vay haline vay haline yani. Yani Allah'ta bir esma varsa sen ona hizmet etmiyorsan onun için değilsen o konuda onu değerlendiren başka şey kişiler çıkıyor. Ona hizmet eden başkaları çıkıyor zaten. Ha nefsi emaresine zırli tecelli olarak hizmete çeviriyor. Veyahut da gerçekten insanlığa hizmete çeviriyor. O da ayrı bir mevzu. O artık onun sorunu oluyor. Sizin sorununuz olmuyor. Ama siz o ganilikten mahrum kalıyorsunuz. Onun tadı nasıl, hali nasıl, yaşaması nasıl? Mahrum kalıyorsunuz. Yani sadece maneviyatla gani esmasını yaşamanız olanaklı değil. Aynı zamanda o dünyevi birikimle beraber, o dünyevi birikim maneviyatınızı da edindiklerinizi kanalize etmenizle beraber. Bu sanata, felsefeye, hizmete, insanlara, efendime söyleyeyim yardıma etmenizle beraber efendime söyleyeyim bambaşka bir dünyanın kapısını aralama olanağı verir size. Yani bir maneviyatınız varsa o maneviyatınızı kanalize etmeniz için dahi dünyevi bir birikiminiz dahası. Yani Ebbekir'i sıttık olmasaydı, Osman olmasaydı değil mi? O birikimlerini efendime söyleyeyim orduya harcıyor değil mi? O birikimlerini efendime söyleyeyim oradaki müminlere harcanıyor. Bir Bilal-i hikayesinden bahsedebilir miyiz? Bir Bilal Habeş'in ezan okumasından bahsedebilir miyiz? Veyahut hatta ilk iştihat sahibi olduğundan bahsedebilir miyiz? Yani bir köle iştihat sahibi bir örnek olarak temsil edilir Kur'an azim şey Kur'an'da diyor İslam tarihinde. Ya efendime söyleyeyim ezanın kendisinde efendime söyleyeyim salat uykudan hayırlıdır denilirken Bilal Habeş'in iştihatını görmüyor muyuzdur? Allah'ın selamı üzerine olsun. Yani insanın katıldığı bir din olduğu, zoraki ve cebren olarak sadece budur denilen sabit bir dünya değil İslam olarak gelen, senin de yorumunla beraber katıldığın, onu renklendirdiğin, güzelleştirdiğin bir dinin var. Bu bağlamda çok önemli. Bu geçen hafta ya da bir örnek olsun arada unuttuğum bir şeydi. Unuttuğum şey şuydu. Efendime söyleyeyim hani dedim unuttum deyip de söyleyip de söyleyemediğim şey. Yani hani bazen bunu hep söylüyorum ama bir daha söyleyeyim. Hani derler ya yani Kur'an'da niye o zaman bunlar anlatılmamış? Ya Kur'an'da her şey anlatılmış olsaydı o zaman sana da bana da ihtiyaç olmazdı. Kur'an muhatabını kendine katan, katılımcı kılan bir kitaptır. Bu sebepten dolayıdır tefsir tarihi çıkıyor. Efendim yetiyor. La yetiyorsa bu kadar tefsir niye var? Yetiyorsa o zaman senin hayatın niye düzgün değil? Yorum biçimsel olarak katılmıyorsun çünkü. Yorum biçimsel olarak katılmak demek hem anlayışa dair olarak katılmak demek, hem onu okurken kendindeki dünyadaki karşılıklarına bağlı olarak yeniden yorumlayabilme gücündür. İçtihat yapabilme gücünü bulmaktır. Ama bunu olumsuz noktada kullanırsanız, yorum gücünü, ne yapar? Bizim o kişiler ki müteşebi ayetlerimizle uğraşırlar ayetine muhatap, çarpıtarak okuyanlardan da olabilirsiniz yani. Allah ölelerinden esirgesin. Demek istediğime getireyim. Yani kitabımızı bile ne için okuyoruz? Yani bize indirilmiş bir kitap, insana indirilmiş bir de Anlamak için okuyoruz. Bakın bu çok önemli. İlk ayet ne? Oku. Yaradan Rabbinin adıyla oku. Bakın bunu birikim kavramıyla beraber, gani esmasıyla beraber. Okuduğunuz zaman bir yere oturur. Oku. Yaradan Rabbinin adıyla oku. Peygamberin cevabı ne? Ben okuma bilmem. Ha, bu okuma yazma biliyor muydu, bilmiyor muydu? Birçok tartışma var bunun üzerine. Ben bunu konuşmuyorum. Yani peygamberimiz o sırada okuma yazma bilmiyordu. Veyahut da peygamber sen ne dediğini anlamıyorum. Yani anlayacağın bir dille gel vesaire. Bunun üzerine üzerine konuşulan birçok şey var. Veyahut da bu rüya, şey ayeti rüyasında gördü. Ya bu rüyasında gördü de ben okuma bilmem demesi efendime söyleyeyim. Rüyasında bu kadar şuurlu olarak da söylememiştir herhalde. Değil mi? Yani rüyada yarı şuurluluk vardı bilirsiniz. Yani şuurlu bir şekilde bir tavır göstermek de o kadar kolay değil rüyada. Her neyse demek istediğime getireyim. Eleştiriler tarafları vardır. Ama ayetin sonrası çok önemli. Oku. Yaradan Rabbinin, Rabbinin üzerinde galip olan sıfatlarıyla galip olan her şeyin üzerinde sıfatlarıyla galip olan Rabbinin adıyla oku ama arkada başka bir şey daha söyler. Nihayetsiz kerem sahiptir. Değil mi? Nihayetsiz sınırı yok. Sınırsız ganilikten bahsediyor. Yani birikimden bahsediyor. Yani oku okuduğun şey bir birikime dayalıdır. Onun için okumak çok önemlidir. Bu kadar gani, hani ben gizli bir hazineydim. Hani bu haz, şeyi de genelde şey derler, itiraz ederler. Mesela ne derler? Efendime söyleyeyim gizli bir hazineydim, bilinmeyi istedim. Ya ilk gelen ayetlerin kendisi zaten gizli hazineyi içeriyor. Yani karakterize ediyor zaten. Yani değil mi? Şöyle dikkatli bir okursanız zaten nihayetsiz kerem sahibidir, hazine sahibidir, birikim sahibidir. Onu oku, tanı, anlamaya çalış. Çünkü okumak tanışmaktır, okumak anlamaya çalışmaktır. En basiti bizler kitap dahi okurken başka bir insanın birikimini alıp kendimiz anlamaya çalışmıyor muyuz? Anladığımız doğrultuda da bizim dünyamızla uyuşan uyuşmayan veyahut da doğru olan olmayan şeyleri kendimize efendime söylüyorum doğru olan tarafını ağır basarak olumsuz olanların geriye atılarak okumasını yapmıyor muyuz? Yani bir kitap okumamız dahi bir birikimin sonucudur. Bir birikime bakıyoruz. Yani bu hangi birikimin sonucu olarak dünyaya bakıyor bu adam? Dediğimiz bir romancı bile böyledir. Ya bir roman bile okursanız o romancının gözünden dünyaya bakışın anlaşılmaya çalışılması yok mudur? O dahi bir birikimin sonucu değil midir yani? yani Kur'an'ı okumak ve Kur'an'ın bize işaret ettiği üzere de kitab-ı mübin dediği kainatı okuyabilmek, ve kitabı mübinin yine içerilmiş haline bağlı. Çünkü o kitabı mübinde bir kitabı mübin daha var. Aşikar beyan eden bir kitap daha var. Kim insan? Allah'a aşikar eden beyan eden bir kitaptır insan. İnsanı da okusak, okumaya da çalışak, anlamaya çalışıyoruzdur. Ama bir birikimden bahsediyor. Ya tarih bağlı, miras bağlı, birikim bağlıdır. İnsanlık tarihine dönük olarak kitap araştırması yapsak, Kavram araştırması yapsak, bilgi araştırması yapsak, yani sanat tarihiydi, felsefe tarihiydi, tasavvuf tarihiydi, kelam tarihiydi, değil mi? Dinler tarihiydi, bilim tarihiydi. Araştırmaya gitsek bir birikimden bahsediyoruz. Nereden hangi veçeden okuduğumuz önemli değil. Hangi yöntemlerle okuduğumuz önemli değil. Onların da kendi içinde farklı bir önemi var. Oraya girmek istemiyorum anlamında konuşuyorum. Yani bir birikime talibiz okurken. Bir insanın kitabını da elimize aldığımız zaman bir birikime talibiz. Anlama çabasındayız. Ama ilk ayetlere baktığınız zaman oku. Yaradan Rabbinin adıyla oku. Yani anlamaya çalış. Tanışmaya çalış. Bu anlama ve tanışma. Bu ayeti farklı formasyonlarda, biçimlerde anlamlı kılmıştık. Oraya girmiyorum bakın. Sadece o birikimle ilgili olan tarafını konuşuyorum. O nihayetsiz. Bak nihayet sınırı yok. Sınırlı değil. Niyayetsiz kerem sahibidir. Geçen hafta ne demişti? Tutumlu olmadığınız sürece efendime söyleyeyim cömertlikten bahsetme. Yani sizde bir şey olmalı ki bir birikim olmalı ki o birikimin efendime söyleyeyim infak edilmesi, verilmesi, hayır üzerine kullanılması mümkün olsun. Rahmet üzeri kullanılması mümkün olsun. Bir birikiminiz yoksa nasıl kullanacaksınız? Nasıl paylaşacaksınız? Değil mi? Niyayetsiz kerem sahibidir. Oku. Yani bu kadar keremliliği içerisinde, bu kadar belirimi, sınırsız belirimleri içerisinde onu anlamaya bir olanak bulursun, anlamını içerdiği gibi bir birikim sahibi varlığı anlamak istiyorsa o birikimlerine dikkat et, o birikimlerine yönel. Onun için çoğu yerde referans olarak bizi kainata yönlendirir. Akıl sahipleri için ibretler vardır. Ama bazen de insanın yaşadığı deneyimleri yönlendirerek bu anlattığımız hikayede akıl sahipleri için hikmetler vardır diye beyanda bulunulur. Değil mi? Ama burada dikkat çekmek istediğim şey bir birikimin anlaşılması için sizin de bir birikim sahibi olmanız gerekiyor. Yani. An dediği de o yani sonuçta peygamberlere an dediği de birikimlerdir. O birikimlerin kendisini bizdeki tezahür karşılıklarını görüp görmemekle de ilgilidir. Ama toparlamak istediğime getireyim. Yani birikim şart. Allah'ın gani esması şart. İster bu mülkten paya alma düzeyinde olsun, ister bu hakikatten maneviyattan bir paya, ilahiyattan bir tanrısal düzeyde bir paya alma düzeyinde olsun. Sonuç alma bakın, sonuç alma düzeyinde olsun. Ve paylaştığınız şeyin, paylaştıklarınızla beraber onlardaki karşılıklarının oluşmasıyla beraber aynı oluşuyla derinlik kazanması da başka bir lütuf olur. Bu da çok önemli. Evet, Kur'an bize her şeyi söylemiyor. Bakın, her şeyi kapsayıcı bir genel ifadeye haiz. Ammenna. Ama her şeye Karşı karşıya kaldığımız durumda her şeye bir ayna tutuşu tarafı var. Ammenna. Ya abi niye buradan şu kavramla bahsetmedi, şuradan bahsetmedi? Bu acı açık bir tarafı kılıyor ve efendime söyleyeyim bu tarafı kullanıp da efendim şurada Kur'an'dan şu anlamı çıkarttım. İşte bak benim yoluma işaret ediyor. Efendime söyleyeyim veyahut da şu rakam disiplini altında efendime söyleyeyim Kur'an'da işte ampünün şeyini gördüm. Şuyun şeyini gördüm. Efendim yarın şu olacağı gördüm. Yani ayıkla pirincin taşını. Ya bize bunlara ihtiyacımız yok bu bağlamda? Yani fantastik bir tarafa ihtiyacımız yok. Kur'an bizim gerçekten, real olarak yani gerçekçi olarak yani ne yaşıyoruz'a dair ne söylüyor kardeşim onu bir göstersene. İlkesine bağlı olarak hani bazıları da hani diyorum ya hep hani ilkesinden kopardığınız zaman kişilere de indirgediğiniz zaman bir tarih de çıkıyor. Efendime söyleyeyim işte bu ayetler şuna 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 gelirken işte Şia grubu bu yüzden ayrıldı. Sünneti vel cemaat de bu yüzden ayrıldı. Hariciler işte şu ayete referans ayrıldı. Değil mi? Kendinize paya çıkartıp da ayrışmalar da söz konusu olabiliyor. Bak bunu da hor görmüyoruz. Sebep? Çünkü insan yorum varlığı ya. Bu insanın yorum varlığı oluşundan kaçışının olmadığının işaretini taşıyor. Onun için haricilere de diyecek bir sözümüz yok. Kabul etmesek dahi. Şia'ya da de bir sözümüz yok bu bağlamda ama. Yani referans bağlamda Kur'an'a bağlı olarak neredeler nerede değillere bağlı çok sözümüz olabilir. Ama yorum varlığı olarak yaptıkları şeyin eleştirisinde diyecek hiçbir sözümüz şey yok. Çünkü insan yorum varlığı istese de istemese de. Kendi dünyasındaki veyahut da o aidiyetler, sorumluluklar içinde olup olmamasına bağlı olarak anladığı veçe ne kadarsa ona bağlı olarak katılımcı olarak yorumlayabiliyor. Bu çok önemli. Bize bunu göstermesi adına çok önemli. Ve bu kendisinden kopacağımız bir tarih değil bu bağlamda. Saygı duymamız gereken bir tarafı var bir bağlamda. Ha bu bağlamıyla. Yoksa tavırları itibariyle baktığın zaman ya abi bunu da böyle yapmasın diyeceğiniz çok şeyleri vardır. Ama eğer anlayabilecekseniz okuyacaksınız. Yani batıyı anlamaya çalışıyoruz. E batıyı anlamak için okuyacaksın batıyı yani. İçine gidip yaşayacaksın, okuyacaksın yine. Bak o birikimin içine gireceksin, okuyacaksın. Onların verdikleri eserleri okuyacaksın. Efendim İslam kültürü, kelam, efendim mesela tasavvuf. Ya kardeşim tasavvuf diyorsan içine girip okuyacaksın. Öyle dışında olacak bir şey değil. Kelam diyorsan içine gir bir oku. Verilen eserleri oku. Meyvelerini bir ye bakayım. Ne demiş ne demiş. Ha bağıntılıklarını kurabilme yeterliliğin var yok. Veyahut da içinde sürüklenmiş gitmesin ayrı bir konu. Ama içine girmeden ne anlaşılabilmesi efendime söyleyeyim ne de onun yeniden yorumlanması söz konusu olabilir. Yani evvela bir okuyacağız. O nihayetsiz kerem sahibinin belirimleriyle ne kadar gani olduğunu, insan üzerindeki tezahürüyle de beraber ne kadar gani olduğunu bir anlayacağız. Bu çok önemli. Yani oku, Yaradan Rabb'ın değil oku derken bu kadar birikim sahibi olan bir varlığı okumakla yalnızca anlayabilirsin. Bu çok önemli. Onun için de üzerine basa basa durmak lazım. Gani esması ile ilgili olarak söylediğimde. Bir de bu hani her şey Kur'an'da yasaydı bunu da konuşmuştuk. Bir de geçen hafta bir neydi? Bir olay olmuştu. Ayten abla sen mi göndermiştin? Hani İslam, Müslümanlık ayrı bir şey. İslam, Müslümlük bir ayrı bir şey. Yani böyle yani kavramsal derinliği olmayan sözlerle karşı karşıya kaldığımız zaman sıkıntı yaşıyoruz. Yani bir Nakşibendi şehidi herhalde değil mi? Bir Nakşibendi şeyhi doğuda bir yapıyor. Sonra da bu Süleymancılar vakfını kuruyorlar. Süleymancılar vakfı, Süleymaniye vakfı daha doğrusu isim vererek konuşayım. Tamamıyla sığ bir bakış açısına sahiptir. Neydi o? Allah gaybı bilmez diyen Abdullah Aziz Bayındır'ın vakfıdır. O kadar da sığ bir Bu Kur'an profesörü ha. Bu kadar sığ bakan bir adamdır. Ayetlerdeki kitap muhatap ilişkisinden haberi yok. Yani Arapçayı bilmeniz, Kur'an'ı ezberli bilmez, Kur'an'ı anladığınız anlamına gelmiyor arkadaşlar. Eğer anlıyor olsaydık bu kadar da çok tefrikaya çıkmazdık yani. Birbirimizle kavgalı dövüştü. Hani anlayabilmek için birbirimize inerdik de ayrı bir mevzu. Ama bu kadar kavgalı dövüştü birbirimizden de kopmazdık yani. Yani bunu da altını çizeyim. Mesela arkadaş Nahşi Şeyhi olduğu için ne diyor? Ya bu rabıta meselesi beni sıktı. Evvela bu beni uyandırdı diyor mesela değil mi? Rabıta ne? Nakşilikte rabıta var. Meğersem rabıta işte Budistlerin bilmem ne ne, ne kollarından birinden alınmış. Na ne ruhu? Bahattin Nakşibendi nere? Budizim nere? Yani hangi akılla bunu söylüyor? Yani bakın insanın kaynağından beslenmeye bağlı olarak bir yöntem geliştirmesi sonuç çünkü yöntem sonuç verendir. Geliştirmesi illa bir yerlerden kopyalanmış olarak alınacak bir şey değil. Bir defa dinde bu dine peygamber efendimiz de yoktu mesela diyor. Mesela iki tane örnek veriyor konuşmasında. Ne diyor? Bir rabıta sıkıntılı diyor. İnsana rabıta olur mu? İkime yap da edeceğine. Allah'ım yarabbim insana rabıta etmeyeceğin de kime edeceksin? İnsan da bağ kurmayacaksın da kiminle bağ kuracaksın? İnsanla bağ kurmadan Allah'la bağ kurma olanağı var? Peygambere itaat, Allah'a itaattir ayeti boşu boşuna mı? Yani onu sevdiğimiz zaman Allah'a da sevmiş olma hükmüne kadar gitmesi boşuna boşuna Yani Kur'an'daki birçok ayet peygamberi sevmekle Allah'la bağ kuracağımızın içeriğini kapsar. Yani insanla kurduğumuz rabıta, yani bunu evrenselleştirirsek bir parça. İnsanla kurduğumuz rabıta bizi hakka taşır. Ya bu en sığ anlamda bile böyledir ya arkadaşlar. Yani nasıldır? Ailenizde birbirinizle olan bağlarınızın kuvveti içerisinde. Birbirinizden beslenmeniz söz konusu değil midir? Karakter yapısal olarak, anlam dünyanız olarak bununla da kalmaz. O aile içerisindeki ilişkilerde Cenab-ı Allah'ın Rab, Mürebbi vesaire birçok şeyi tezahür etmez mi? Yani insanla kurduğunuz bağlar ve ilişkilerde Allah'ın iki yancı yaratımını bulmaktasınızdır. Veyahut da bir ay şey daha yani Nakşibendi'nin 14'e yakın ayağı vardır da bir ayağında da şöyle der mesela rabıta da bundan da tekli zikir yapmak, efendime söyleyeyim vatan sefer vesaire gibi birçok ayağı vardır ama basamağı vardır ama bir basamağı da şudur. Nazar ve kadem dedikleri bir basamak vardır yani hep ayağına bakarak yürümek. Şimdi buradaki anlam şudur yani ne kadar sık anladıklarına dair ya peygamber yani hep ayakların ucuna bakarak yürüyeceksin. Ya hep ayakların ucuna bakarak kim yürüyebilir? Ben nakşiyim ya. Ve ustalarımdan böyle bir ders görmedim yani. Ayakların ucuna bakarak yürüme. Bakın bunun olumsuz eleştirisini yapmıyorum. Adam olumsuz eleştirisini yaparak geliyor diyor ki ne? Ya diyor peygamberde bu yok diyor. Aksiyonel olarak yok diyor. Eshab-ı kiramda yok diyor ayaklarını. Yani dünyaya bakmışlar diyor. Ayaklarının ucuna mı bakmışlar? Ya burada kastedilen şey şu. Özel bir disiplinle yol gidiyorsun. Haktan sonuç alacaksan başkalarının kusuruyla, şuyla, buyla ilgilenme. Kendine yoğunlaş, kendine dön anlamını içerir. Ayaklarının ucuna bak demek. Kendine bak demek. Yani Evvela kendi yakana yapış demek. Yani dışarıda kusur arama. Şuyuna buyuna milletin bakma. Önce kendine dön. Önce kendinde bir derinlik edin. Önce kendinde bir birikim edin. Ondan sonra aleme döndüğün zaman sağına soluna bakarsın kim nerededir nerede değildir. Yani bunun böyle bir tarafı da var. Nasıl nakşiliktir, nasıl nakşiliktir. Yani bugünün nakşi anlayışının nakşi olmadığını çok net görüyorum. Bu adamın anlayışından da görüyorum. Çünkü öyle bir nakşilik terbiyesinden görmüş bunu. Onun için menzildi. Efendime söyleyeyim bu İsmail Ağa cemaatinin ben nakşi olduğunu kabul etmiyorum. Yani onun altını çizeyim. Yani tamamıyla bir cemaat desinler anlarım. Ama tarih değil. Sonuç vermez bu yol. Şimdi şu burası çok önemli. Bakın. Şimdi söyleyeceğim çok önemli. Eleştirilen taraf sünnette var mı yok mu? Ya Kur'an'ın kendisinde insana rabıta edilmesi gerektiğinin ayetleri vardır. Referans alındığı zaman. Burada kastedilen şey şu. Şimdi nakşilerde şöyle bir şey var. Üstadını alırsın düşüncene. Onu düşünürsün. Değil mi? Yani sevdiğin için düşünürsün. Şunun için düşünürsün. Rabıta ediyorsundur. Ya yani meditasyon ettikleri gibi falan hani Budistlerin. E. Bak benzerliği var gibi değil mi? Ya böyle bir benzerlik var diye gidip kopyalanmıştır. Anlamı taşıyor. Ben Muhittin Arabi'nin derslerinin zerresini görmemişim. Kendi usulüne ve ekolüne dair bir yolum yürüyüşüm bile yoktur. Ama biz daha Efendinin yanına ilk gidişlerimizde alem yok. Allah var gibi düşüncelere dalıyorduk. Bunlar nereden geliyor ben de bilmiyorum. Düşünüyorsun yani çünkü bir yöntem varsa bir oluş çıkmışsa alemde bir şekilde onu uğratıyorlar. En sonunda da bir gün efendinin yanında düşünüyordum. Ya bu alem yok Allah var filan filan gibi. Baba beni bir sıktı ama varsın dedi. Ne yapacağız şimdi? Bak orada uyandım. Yani neye göre yok, neye göre var? Bu yokluk ne, varlık ne? Ben bunun neresindeyim, neresinde değilim? Bilmem anlatabiliyor muyum? Her neyse, burası önemli. Önemli olan şey şu. Arkadaşlar, şey nedir? Tarih yöntemdir, sonuç almaya dayalıdır. İslam da sonuç almaya dayalı bir dindir. Değil mi? Ya rabıta dediğin şey. Hususi bir insan var. O hususi insan hakka dair bir sonuç almış. Yani nimete eren bir insan. Bak nimete erdiyse sonuç almıştır. Şimdi nimete ermiş bir insan varsa siz de bunu bulduysanız yöntem olarak insana yani önce bana rabıta et. Denilmişse o kişi demişse veyahut da birileri demişse ilk önce yöntem olarak koymuşlarsa gerçekten sonuç alan bir kişi ise tırnak içinde söylüyorum. Kendi efendime söyleyeyim bir manevi atmosfer oluşturmuş bir cazibe oluşturmuş bir kişi ise. Onunla düşünmek demek, onun anlam dünyasıyla bağ kurmak anlamını taşır. Sonuç almaları taşır. Ya insan sevdiğini, ya aşık olduğu bir kız bile olsa düşündüğü zaman haliyle haldaş olmaya başlıyor. İnsan eşini meşini severken dahi haliyle haldaş oluyor ya gülüşleri mülüşleri şunları bunları birbirine benziyor. Yani bir bilgi paylaşımı söz konusudur, bir duygu paylaşımı söz konusudur. Dolaşıklık denilen bir şey bile bunu anlatıyor. Yani sonuç almaya dayalı bir yöntem Peygamber Efendimiz zamanında farz edelim yoktu. Ki ayette olduğunu söylüyor. Sizler ona salavat getiriniz. Melekler ve Allah da ona salavat getiriyor. Daha ne söylesin Allah? Resul'a itaat Allah'a itaattir. Yani beni seven Allah'a sevmiştir. Allah'ım ya Rabbim. Sıtıklı olan bağlarını nereye koyacaksın yani? Yani şey onlar yanlış abi onların şeyi yok. <laughs> yani bir şeyler söylendi de. Yani demek istediğime getireyim. Yani insana olan sevginiz size hakka yakinleştirir. Bir yola gidiyorsanız zaten bakın yoldaysanız sevmeniz lazım. Bak şeriat dediğimiz hukuk dediğimiz sınırlara çeken korkutan tarafı vardır. Yani öznellikte korkutucu olması gereken taraf vardır. Çünkü ceza hukukuyla beraber sınırlar çeker, sonuçlarla beraber sizi sınırlara çeker. Ama tahrik dediğiniz, yol dediğiniz, yöntem dediğiniz şey sevgiyle yürünmesi gereken şey. Abi bir şeyh efendinin yanına gidiyoruz. E, sevgin var mı kardeşim? Yok. O zaman yolda değilsin. İstediğin kadar git gel yani. İster Allah'a sevgin olsun, ister peygambere sevgin olsun, ister şeyh efendiye sevgin olsun fark etmez. Sevgin yoksa sonuç olmaz. Aidiyet hissedemezsin ya. Yabancısı durursun oraya. Eylevit durursun orada. Ama bir sevginiz varsa oraya katılmışsınızdır. Oranın atmosferinden sonuç almaya başlarsınız. Kastettiğim şey tarikat adı altında insanların kazıklandığı, insanların efendim sömürüldüğü, insanların maddi ve manevi duygularıyla oynandığı, insanlar mesela bir hikaye anlatayım derler ki ne, eskiden bir şey efendime söyleyeyim uyanık bir dervişini ayartmış demiş ki ne bak demiş şimdi gelecekler. Yani ne getiriyorlarsa arkada bana söyle. Her neyse birisi koyun getirmiş, birisi kuzu getirmiş. O da gelmiş kulağın hepsini söyler. Oo demiş efendi demiş koyun getirmeye ne gerek vardı böyle oturur. Ey efendi demiş şunu getirmeye ne gerekti böyle. Allah'ım ya Rabbim kerameti dünden belliymiş hesabı. Gelir gelmez daha ayan oldu hani vesaire. Adam uçur babam uçur. Böyle olaylar bile var. Emin olun var. Bir tane iki tane değil. Günümüz tarihlerin çoğu böyle. E, yeni tarihler çıktı, modern tarihler çıktı. Kuantum koşulları adı altında. Kainata güvenin. Ona pozitif enerji yollayın. Ama paranızı bana verin. Böyle tarihler çıktı. Yani. Yöntem. Herkesin sonuç alabileceği bir yolsa ve özgürleştiriciyse bu bağlamda. Kayyum ve Samet'i boşu boşuna konuşmadık. Ve size bir birikim katıyorsa. Sonuç almanıza sebep veriyorsa. Taşa ibadet etseniz yeridir demeyeceğim taştan medet umsanız o sadakat sıt kalple Allah oradan bile size sonuç verecektir bir şekilde. Yani yeter ki samimi olun. Eyvallah ama herkese kendinize açık olmayacak kadar da uyanık olun çünkü aynı zamanda manipüle edilebilecek, kazıklanacak bir tarafı da var bu işin. Yani dolandırılacağınız bir tarafı da var bu iş. Ama burada en önemli söyleyeceğim şey farz edelim peygamberin hayatında yok. Yani Kur'an'ı bu adamlar Kur'an'ı okuyan adamlar ha. Peygamber'e itaat. Abi o peygamber. Bak öldürdü gitti Kur'an'ı da öldürdü gitti. Ya o konu örneği. O emsal. O emsal sana bugün olduğu zaman hakikatten sonuç almış olan birisi nimetine erdirdiklerin dediği zaman sadece peygamber mi var orada? Veyahut da nimetine erdirdiğin dediği zaman peygamberden öncekiler artık peygamberlerle bitmişi mi anlıyoruz? Abdülkadir Geylani'nin nimetine ermişleri neresine koyacaksın? Değil mi o zaman? Ondan sonra gelenler. Bahattin Nakşibendi'yi, Mevlana'yı nereye koyacaksın? Kabul etmiyorlar zaten. Tasavvuf diyorlar zındıklık işi. Allah'a atmışlar ötelere. Efendime söyleyeyim. Sonuç alanlar olduğu zaman da kendisinden hakikatten sonuç alanlar olduğu zaman da Aa, bunlar zındıklık işi yani. Kim görmüş ki? Yani kendi okudukları kitaptan habersiz. Burada önemli olan şey şu. Hangi veçeden Kur'an okuduğunuz çok önemli ama Kur'an'ı kendi ilkesine bağlı okumadığınız zaman böyle uyduruk uyduruk insanları yoldan çıkartan ama başkalarının yolda çıktığının aklıyla bakan küfür ehline de tanık olabiliyoruz. Yani örtülü şuurlara, örtülü şuurlara bile demeyeyim, örtülü bilinçlere bile tanık olabiliyoruz. Evet, insana rabıta sonuç veriyor mu? Eğer hususi bir insansa, hususilikten kastım ne? Nimetine ermiş bir kişi ise Allah'ın. Yani hakikatten pay almış ama o pay almanın sürekliliği içerisinde hakikatten efendime söyleyeyim hak edişe dayalı olarak. Bak hak edişe dayalı. Sonuç almış bir insandan bahsediyorsak. Feraset, basiret, efendim tasarruf vesaire gibi sonuç almaya dayalı. Bunu da kullanabilme hususiyetine kadar haiz bir atmosfere sahip, bir iradeye sahip, bir anlayışa sahip bir insan bulmuşsak o insanın kendisine olan muhabbet zaten rabıtadır. Bir. Yani insana muhabbet rabıtadır. O Sevdiğini zaten insan düşünür. Ya biz efendiyi düşünüyorduk. Bu nasıl yapıyor? Ne diyor? Ne diyor? Yanına gittiğimiz zaman bu kadar şeyi nasıl biliyor? Filan, filan diye düşünüyordum yani. Bak rabıtayı kurmuşuz zaten. Ama demek istediğime getireyim. O düşüncenize dair onun atmosferine sevgi muhabbetle girdiğiniz zaman ondan sonuç almalarınız da başlıyor. Bu çok önemli. Bir tane kardeşim bir gün şöyle söyledi. Ya Eşim dedi ki dedi. Sen benden önce evli misin dediler dedi dedi. dedi. Dedim ha dedim birine gönül bağlamışsın onu söylemişler. Ama mesele meleklerin ispiyonculuk yapması değil. Mesele orada onun muhatap alınıp seslenilmesi. Bilmem anlatar. Bak sonuç almış. Hafiden ses almak demek. Bir sonuç almak demek. Bir atmosfere girdiniz artık bak bir şeyler görüyorsunuz. Bir şeyler duyuyorsunuz. Böyle saçma sapan bir şey değil ha. Sen de sonuç alıyorsun, öbürü de sonuç alıyor ama farklı farklı sonuçlar olabilir meşreplerinize bağlı. Ama sonuç alma vardır. Ama bir daireye, bir hususi daireye girdiğiniz zaman, ondan beslendiğiniz zaman o sonuç almalar söz konusu. Kendinizden uydurduğunuz olarak sonuç almalardan bahsetmiyorum. Abi ben böyle hissediyorum, içimde böyle bir ses var filan bundan bahsetmiyorum. Nesnel olarak ya objektif olarak bir şeyleri görmekten, duymaktan, bir şeyleri gerçekten deneyimleyip yaşamaktan bahsediyorum. Ağzından çıkan sözün yere düşmemesinden bahsediyorum. Dua ettiğin zaman duanın karşılığını öyle havada havada civada mivada kabul eder mi edilmez mi filan gibi bir şeyinden değil. O duanın kabul olduğundan daim olarak ama böyle ediyorsun kabul ediliyor, ediyorsun kabul ediyor, ediliyorsun kabul ediliyor gibilerinden bahsediyorum. Yani. E böyle bir dünyaya girdiğiniz zaman e, sonuç alıyorsunuz zaten. Efendim yalnızca Allah'tan. Ya Allah'a sözümüzü geçirmeye gidecek kadar ömrümüz var mı yok mu onu da bilmiyoruz. Yani öyle yukarılarda bir Allah'a söz ne kadar geçer? sözümüz ulaşabilir mi? Espri mahiyetinde söylüyorum ama Kur ne Kur'an'ın ne kadar okunduğuna dair bir konuşmadır bu. Altını çizeyim. Farz edelim peygamberin yaşantısında yok. Farz edelim. Genel anlamda bir şekilde Kur'an'da vardır. Peygamberin yaşantısında yoksa diye o yaşanmayacaktır anlamına gelmez yeni bir şeyin yöntemin. O yöntem kurulmuşsa sonuç almaya değerli bir şeyse ve sonuç veriyorsa Bakın bir kişi de dahi sonuç veriyorsa, 10 kişi de dahi sonuç veriyorsa, onu da bırakın yüzlerce insan da sonuç veriyorsa, ha o yöntemde bir sonuç alma var demektir. Yani bir gerçekliği vardır. O yaşantıda olmaması demek, onun bir gerçekliğin olmadığı anlamını taşımıyor. Ha o zaman kabul etmeyelim. Bu aynı matbaanın kabul edilmemesiyle aynı fikirdir. Ya, aynı çizgidedir yani, ha, fark eden bir şey yoktur. İnsana rabıtası olmayanın Allah'tan nasibi yoktur. Ha, hususi nimetine ermiş bir insan varsa, varsa diyorum. O insanlara rabıta bir sonuç veriyorsa ne mutlu al, şeye, o sonuç alana. Ha, ama dediğim gibi manipülasyona, dolandırılmaya açık bir tarafı da olduğu için Allah azim şan biz o gibi şeylerden de uzak kılsın. Yani öyle bir tarafı da var. Çünkü dediğim gibi modern tarihler çıktı yani milleti dolandıran. Yani buraya da dikkat edin. Ha, İslam ve Müslümanlık. Derinliğine konuşulması belki gereken bir şey. İslam, teslim, selam. Bakın hep aynı kökenlerdendir. Eyvallah. Yani selamın dini, barışın dini. Adam çıkıyor bu sefer diyor ki ya nasıl barış olur ama bak savaş var. E, savaş olduğu için sana barışı söylüyor. En sonuçta bulacağın bir şeyi söylüyor zaten. İslam sonuçta olunan bir şeydir. Hak ederek olabileceğiniz bir şeydir. Kimlik olarak içinde doğduğunuz kültürde İslam'ın diyebilirsiniz. Ama İslam Allah'a teslim oluşunuz sonucunda selamı edinişinizle beraber... Ama ne ile selam edinişiz? Nefsi emarenizle mücadele, dışınızdaki kötülüklerle olan mücadele, neyse onlar şer dediğimiz, hakikaten koparan şey, onlarla mücadelenin sonucunda edindiğiniz bir şeydir. Bu nasıl bir şeydir ki ne? Abi teslim dedin şimdi, özgürlüğümüz gitti. Şimdi modern hayatta özgürlük çok önde çünkü. Teslimiyat dediğin ne oluyor ki senin? Hani yukarılarda bir teslimiyat bir şey, ya özünden gelen iyiliğe teslim oldun mu zaten özgürlük... bakın nefsi emareden yana özgürlüğünü kazanıyoruz. Hayvani nefsinden yana to tek bence o korkak yaratılışlı efendime söyleyeyim seni tahakküm altında tutmuş nefsi emarenden hayvani nefsinden vahşi olan tarafını zaptur rapt altına almış olarak özgürlüğünü kazanıyoruz. İslam'ın bir noktada sana getirdiği bu hani diyor ya büyük cihatta artık vardı başlamıştır peygamber efendimizin. Bizler için küçük cihat bitmiş, büyük cihat başlamış. İnsanın nefsiyle olan mücadelesidir. Yani. Şimdi nefsini bilen Rabbini bilir. E nefsiyle olan mücadelesinin sonucunda insan ancak Rabbi ile tanışıp Rabbinin referansının sonucunda nefsine döndüğü zaman ha, ne kadar nefse maresini, ne kadar hınsır ama Allah'tan aldığı o şahıs olma düzeyinde nefsinin ise Allah'tan aldığı bir payı olduğunu bilir. Şekilsiz ve şemansız oluşunda. Bu çok önemli. Hani bu kendini bilmek, neye görebileceğiz? Demek istediğim şuydu, bir şeylerin Peygamber Efendimiz'in zamanında olmaması demek, bugün sonuç almaya dayalı bir şeyse hak ve hakikatten yana, onun olmaması gerektiği anlamını taşımıyor. Bu çok önemli. Ve ikinci şey, bunun Kur'an referanslarına da dikkat aldığımız zaman, sadece kalkıp bir ayetten bakıp da olmak değil... Efendime söylüyorum. Birçok ayetle ilgili olarak baktığımız zaman en basiti rabıtanın peygamber yaşantısında bir karşılığının olduğunu görüyoruz. Ya eshab kiram ona olan sevgisi olmasaydı Allah'a ne kadar bulacaklardı? Ya şehitliği bile onu korurken buluyorlar ya. Ölüyorlar yani. Oklanıyorlar, mızraklanıyorlar, kılıçlanıyorlar vesaire vesaire. Kan revan içinde kalıyorlar. Kolları kopuyor. Allah'ın selamı üzerlerine olsun. İnsan ile olan bağ sevgi bağı üzerinden Allah azim şanı bulursunuz. İnsanı bulmadan Allah'ı bulmak yok. Bak. Allah'ı bilebilirsiniz. Ama Allah'tan yana sonuç almak istiyorsanız evvela bir insana uğramanız lazım. Kur'an'ı yaşamsal olarak bir daha söylüyorum. Yaşamsal olarak hayattaki karşılıklarına bağlı olarak sizin üzerinden tezahürü var mı yok mu ya tanık olarak, deneyimsel, sonuç almaya dayalı olarak var mı yok bunun bilgisine haiz olmanız lazım. Ama bilmek yetmiyor, bulmak lazım. Bulmak yetmiyor, ermek lazım. Bu ayrılıkları, kaybolmaları bir şekilde bitirmek lazım. Kaybolmuşuz, uzaklara atılmışız. Aman, biri laf söylüyor, Kur'an'dan bir ayet. E ee kardeşim, aa doğru söylüyor lan kardeşim ya, bu tarihte var ya, rabıta diye bir şey yok. Sen ilk önce o rabıtanın bir aklına bak, insanın ne olduğuna evvela bak. O insan gerçekten özel birisiyse ammenna. Özel değilse tamam senin dediğin doğru. Şeytana da rabıt eden var çünkü. Şeytanlığa da rabıt eden var çünkü. Yani. Sonuç Alman değişir. Hazreti Ali'nin güzel bir sözü vardır ya. Söyle bana dostunu söyleyeyim sana kim olduğunu. Yani birbirimize etkiriz ya. Birbirimizi birbirimizle efendime söyleyeyim besleriz. Öyle bir besleriz ki anlamdan yana, duygudan yana, karakterden yana besleriz ya. Ya aile psikolojisine girdiğiniz zaman zaten bu aşikar beyan bir şeydir. Birbirine benzer hepsi. Farklı dünyalardan iki insan gelmiştir, evlenmiştir. Bir bakmışsın ki ne sene sonra birbirlerine benzerler. Yemelerinden içmelerine kadar birbirlerine benzerler. Evin kokusu değişmiştir çünkü artık. O bile birbirlerine benzer. Ya. Bir sonuç alma varsa diyecek hiçbir şey yok. Yani bu gibi okuma, Kur'an'ı sığ okumaktan başka bir şey değil. Ha İslam'la Müslümlüğe gelin. Müslüm olmak demek, teslim olmak demektir. Ammenna. Ama özünde birincisine Allah'tan bir kitap geldi, söz. Söze teslim olmak. Ammenna. İki, o sözün sana tavsiye ettikleri var. Sende vicdan oluşturduğu, duyarlılıklar oluştuğu değerler anlatısı var. Değil mi? O değer anlatısına bağlı özünden bir güzellik geliyor. Abi diyor, verdiklerimizden infak ediniz. Hadi gel teslim ol. Öyle bir durumla karşı karşıyasın ki de sana bir şey vermiş. Verdiğinden vermek zorunda. Ama öyle bir ikilem içinde de bırakmış ki. Versem ne olur, vermesem ne olur ikilemin içindesin. Ya nefsi emarenle, ya başkaları bir şey der mi? O başkaları bir şey demen dahi kendi nefse-i emarenle ilgili bir şeydir. Yani. Hadi gel vereyim mi vermeyeyim. Olur mu olmaz mı? Şöyle mi böyle miydi? Filan fışkate yani neyse artık bunlar. Hadi gel İslam'ı. Ebeyniniz dahi olsa, Adaleti gözetiniz. Hadi gel İslam'ı. Esiriniz dahi olsa hakkını gözetiniz. Değil mi? Yemesiydi, içmesiydi, neyse. Hadi gel İslam'ı. Yani özünden rahmaniyet geliyor. Abi dur Rahman'ım sen şurada dur. Ben işimi halledim ondan sonra. Özünden iyilik geliyor. Efendime söyleyeyim. Ya işte bu da annem babamdı filan. Bunlara öncelik vereyim. Ya veyahut da dur yarınım ne olacak? Veyahut da özünden adalet geliyor. Ya ben benim evladım bu ya. Nasıl olur ya? Yapmayayım ya. Dur. Hani İslam'dık? Hadi gel teslim ol. Biz bir teslimiyatı uzaklarda bir şeye teslim olmak gibi anlıyoruz. Özümüzde ilkelerin tezahürüyle ilgili bir şeydir bu. Zaten o teslimiyat olduğu zaman kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olur. Varlığınızda hoşnutluk bulmuş olarak kendinizden mutmain olursunuz ki... Bu kendinizden şüphe edilmeyecek bir şekilde bir eminlik verir. Mümin olmayı bulursunuz. Ama neyle bulmuşsunuzdur? İlkenin yaşantısıyla, duygusunun oluşturulmasıyla mümin olmuşsunuzdur. Allah'tan eminsinizdir. Kendi varlığınızdan, varoluşunuzdan eminsinizdir. Bununla da kalmaz. Yaptığınız iyiliklerin sonuçları itibariyle karşılıksız kalmayacağından da eminsinizdir. Yani Allah'ın işlerinden de eminsinizdir. Bugün bir şey yaptığınız zaman onun sonuçlarını kat ve kat göreceğinizden eminsinizdir. Kötü bir şey yaptığınız zaman da sonuçsuz kalmayacağını tecrübe etmişsinizdir, eminsinizdir. Yani Allah'ın işlerinden de eminsinizdir. Niye? İlkesine teslimiyet bağlamında ve ilkesel okuyuşunun sebebiyle. ilkesel olarak onu anladığınız sebebiyle. Zerre kadar iyilik yapsan bulur, zerre kadar kötülük yapsan bulur. Hayatında tecrübe ettiysen, hadi gel ne yapıp yapmayacağına kendin karar ver. Değil mi? Anladığınız bir varlıkla karşı karşıyasınızdır artık. Mümin. Ama bir müminlik daha hep iyiliği vicdan kefesinde ağır bastığı için ve eylemlerde ağır bastığı için rahmet öncelikli olduğu içindir ki halk da sizden emindir. Mümin. Yani İslam bunun teorik olarak çatı kavramıysa, Müslimlik pratikte karşılığıdır. Müminlik öznel olarak yaklaşım biçimsel karşılığıdır. Anlayış biçimsel karşılığıdır. Tavır biçimsel karşılığıdır ve size yönelim biçimsel karşılığıdır. Halkın size hani peygamber müminliğini neyle tarif eder? Yönelim biçimsel tarif eder. Neden? Elinden, belinden, dilinden emin olan kişi. Bak ahlak biçimsel, yönelim biçimsel. Yani ahlak biçimsel olarak mümin budur efendime söyleyeyim, o zaman yönelim biçimsel olarak da, siz buna böyle yaklaşabilirsiniz, eminsiniz artık ondan, değil mi? Biz kavramların içerini bu şekilde doldurmazsak, İslam'ı nerede bulacağımızı, bulmayacağımızı bilmeyiz, ondan sonra yarım akıllı olarak, efendim işte Müslümanlık dediğimiz şey, işte Şiilerle beraber başladı filan filan, hiç uyduruk uyduruk bir şeyle ortalık şey ederiz yani, delili biri bir kuyuyla taş attı, hani kırk akıllı oturdu çıkartamadı hesabı gibi bir şey olur yani. Kavramsal konuşmaktan uzak oldu. Kavramları zaten tarihin öbür tarafına atmış olarak konu. Ya bugün bir Sünni dahi Müslümanım diyorsa, bir Afrikalı dahi Müslümanım diyorsa, Müslüman kimliği, kültür olgusal olarak Müslüman kimliği, İslam havzasının kavramıdır artık. O şurada çıktı, burada çıktı artık aşmıştır. Biz bunu da kaçırıyoruz bir taraftan. Yani kelimenin etimolojik olarak nereden geldiği ayrı bir şey. Kelimenin efendim tarih olgusal olarak nereden kaynaklı olarak genele yaygın kılındığı ayrı bir şey. Kelimenin hangi içerikte bu zamanda kullanıldığı ayrı bir şey artık. Ama işin enteresan tarafı o kelimenin kendisi, kavramın kendisi sizi aslında kopuk bir tanıma taşımışsa artık sıkıntılı bir şey. Yani İslam'la Müslüm arasındaki bağıntıyı, selam ile teslimiyat arasındaki bağıntıyı biz kuramıyorsak müminlikle Müslümlük arasındaki bağıntıyı Ayet bağlamında dahi olsa kuramıyorsak, düşünsel bağlamda derinliğine içeriksel olarak dahi kuramıyorsak ha, felsefi sıkıntımız çok büyük, kelam sıkıntımız çok büyük. Hakikaten çok büyük yani öyle az buz değil yani. Biraz önce anlattığım sonuç olarak yöntemden sonuç almaya bağlı olarak bir yöntem bile geliştirmişsek farz edelim birilere. Şu olmuş bu olmuş. Buna Hattin de olmuş farz edelim veyahut da ondan sonra gelmiş mesela şeyde Halid'i kolunda, Nakşibendi'nin kolunda ölüm rabıtası vardır. Ölü şeyine girersin, moduna girersin. Nasıl bilirdiniz filan filan gibi şeyler vardır. Psikolojik şeyler vardır. Ya bunun Avrupa'da artık Amerika'da şeyleri var. Yani sen oturuyorsun kendini konuşuyorsun. Öz yapıyorsun. Aslında öz veya dönük olarak insanı kendine dönmesi. Farz et ki öldün. Münker nekir soruları geldi. Ne cevap vereceksin? Ne yapacaksın? Veyahut da arkadaşlar bunu nasıl ben cenaze namazını kılalım bunu nasıl bilirdiniz? Yani bizatihi kişiyi sağaltan bir tarafı var bunun. Ha kabul eder çocukça bir şeydir onun altını çizeyim. Ama sağaltıcı bir tarafı var insana. Kendini öz eleştirisini yapmış olarak kendine dönmesi için çok önemli bir şeydir. E bakmış normal çünkü ya anlamadığımız bir şey daha var. Bu tarih dediğimiz şeye Böyle entelektüel seviyeler çok yüksekler filan filan gelip de giriyor filan anlamında bir şey değil. Bu insanların tamamı halka yönelik olarak insan yetiştiriyorlar. Ha entelektüel adam birisi okumuş okumuş ondan sonra ya bunun işinin arkasında başka bir şeyler de dönüyor. Bunu bir şekilde bulmak lazım filan gibi arayış derdine düşsüzse efendime söyleyeyim gidiyor bir hocaya veyahut da bir hoca diyorum bir tarih ehline intisap edenler de çoktur yani. Bir tane iki tane de değildir yani. Ama kastettiğim şey yani bu insanların geneline bakın. Yani Kadiri'den tutun Nakşi'ye kadar. Tamamıyla halka bir hitap var. Bektaşi'ye kadar. E Mevlana Mevlana'nın kendisi işte biraz elitlere falan daha yakın değil mi? Şehir ortamı vesaire. Ya gelen gene halk. Kendisinden ders görenler, o yöntemden böyle gönlünü bağlayanlar, sonuç almaya çalışan gene halkın sıradan insanları. Hepsine selam olsun. O sıradanlığın içinde fark yaratmak zaten güzel bir şeydir. sonuç veriyor farz edelim. Değil mi? Sema dediğimiz peygamber sema mı yapmıştır farz edelim? Hani bir örneği var mıdır bilmiyorum. Raks ederek camide ibadet ettiği var mıdır peygamberimizin? Hadi gel semayı eleştirelim. Ama müzik ile raksın insan vücudundaki etkisini biliyoruz. Sağaltmaya dair olarak. Yani dışarıda Moğollar kıtlık bir taraftan bir de semayı patlatmışlar. Oh ne güzel değil mi? O insanların nasıl bir huzur dünyasına katıldığını düşünebiliyor musunuz? Hadi onu da bırak. Yani nasıl bir sağaltım içinde bir odaklanmaya da sebep verirdiğini biliyor musunuz? Çünkü ne kadar sağaltırsanız o kadar da odaklanmayla ilgili bir şeyiniz vardır artık. Hani çünkü ondan sonra sohbet, değil mi? O sohbette odaklanma nasıl olacaktır? Evvela dışarıya bırakılanlar, atılanlar atılıyor eteklerden. Ondan sonra sohbete alınıyor. Efendime söyleyeyim ki öyle de sohbete herkes girmiyor. Bilmem evvela şey oluyor. Hamalı oluyor dergah bilmem neyi oluyor. Süreçlerden geçiyor. Öyle kolay bir şey de değil. Aşama aşama yani bir sabır, bir tutarlılık gösterme tarafı da aranıyor insanda. Bin, bin bir gün çilehanede duracak mısın? Ya yani on gün duramıyor millet yani. Ondan sonra sohbete yani arındırılacaksın. Ondan sonra sohbete alacaksın. Dikkat kesileceksin. O kadar şeyden sonra kıymetli bir şeye kavuşacaksın. Bak nasıl bir süreç ki? Bir kıymetliliğe taşıma sürecidir aynı zamanda. Ya neresinden tutsanız önemli bir hassasiyeti var. Bu peygamber yaşantısında yoktu diye kabul edilmeyecek bir şey mi? Yeni bir kişi geliyor, efendime söyleyeyim, o ekol yani peygamberin çizdiği çizginin dışına sapmadan ona bir yorum getirerek ya böyle bir sonuç alma var ama böyle de sonuç alma var diye bir zenginlik katıyor. Mevlana bir zenginliktir. Nakşibendilik bir zenginliktir. Hacı Bektaş bir zenginliktir. Kadir Geylani zenginliğin zenginliği daha üzerinde Kadir Geylani bir ismi de Gani'dir ismi. O kadar zengindir yani. Nasıl bir birikim sahibidir. Yani azıcık tanışmışlığım var Kadir'i de olduğumuz için. Yani hepsine selam olsun. Bir zenginliktir İslam'a. Ama yarım akıllı Mevlana'ya laf çakar. Yarım akıllı ya bu rabıta işi de sıkıntılı ya İslam'da yok filan filan. Ya bu nazar berkadem yani İslam'da nasıl olabilir? Yani önce bir nazar ve kademin ne olduğunu bilmemişsin. Nakşibendilik şeyhliği yapmasın sözde. Ayıp ayıp. Yani o derinliğine, kavramsal derinlikte, insan öznerlikte onun karşılığı ne? Sembolik olarak yapılan şeyin karşılığı ne? Ya, yani. E Nakşibendi yetiştirilmişti. Kadir'i yetiştirmiş. Bize bir gün daha edemediler ki ne kardeşim şu ayaklarına hep bakarak yürüyeceksin. Nazar ve kadem demek. Kendi özüne dönmek demek dış bağlantılarından biraz kurtul. Önce özünde birikimini edin. Şununla bununla enerjini harcayacağına, şuna buna enerjini harcayacağına, onun aklı bunun aklı diye kendi de, milletin dedikosunda olacağına. Önce kendine bir yoğunlaş. Kendinde bir bütünler, bir birikim edin. Ondan sonra aleme de döndüğün zaman yani bir birikim üzeri nerede olduklarının olmadıklarını referansı üzeri bakabilirsin. Biz bunlar böyle değerlendirmediğimiz sürece sığ bir dünyada bulunmuş oluruz. Bu da çok önemli. Altın çizim. Gani esmasını konuştuk. Sanatı, ha şurayı okuyayım. Sanat daha bitmedi. Bir de şey orada. Hani şu, coğrafi farklılıklara göre e, Ha Coğrafi farklılıklara yönelik, bakın burada hikmet ile esas önemli. Coğrafi farklılıklara yönelik Müslümanlığın, farklı farklı yaşantım biçimleri oluşuyor. Amenna. Esas aynı mı değil mi ona bakılır. İkincisi sonuç almaya dağılı pratikte karşılıkları var mı yok mu ben ona bakarım. Yani peygamberin yaşantısında olması ayrı bir mevzu. Esasında olanın karşılığı var mı ayrı bir mevzu. Mesela abdestin karşılığı burada var mı? Var. Abdestin karşılığı Mısır'da da var. Yani esasına bağlı yapılıyor. E, namazın karşılığı da esasına bağlıyor. Ama Şii ayrı yapıyor. Ama sonuçta namaz kılınıyor mu kılınmıyor mu? Yani esasa sadakat var mı yok mu? Var. Adam namaz kılıyor. Ha nasıl kılıyor kılmıyor beni ilgilendirmez yani esasına bağlı. Çünkü önemli olan yakin getirici bir eylem içinde olmak. Değil mi? O yakin getirici eylem Allah'ın huzuruna o farklı bir yöntemle yani esasına bağlı olarak bir şekilde yapıyor. Ama efendime söylüyorum farklı bir usulle yapıyor. Ama sonuçta yöntem aynı. Yöntem aynıysa yani namaz namaz olarak orada duruyor yani hala. Farklı olması onun Allah'ın huzuruna çıktığı anlam çıkmadığı anlamına gelmiyor. Bu çok önemli. Veyahut da Efendime söyleyeyim peygamber yaşantısında kırk var mıydı yok muydu? Değil mi? Yani kırk dediğimiz şey şamanlıktan gelen bir şey. Yoksa birisi öldüğü zaman kırkını çıkartıyoruz, şunu çıkartıyoruz diye bir şey yok yani. Şimdi burada söylemek istediğime getireyim. Ama altını doldurduğumuz zaman onu birilerine dua etmek değil mi? Onun adına sadakalar vermek. E biliyoruz ki ne bizler yani bizim gönder, kendi önümüzden önce gönderdiklerimiz üzerine ne yaparsak Cenabı ı Allah'ın kabul ettiğini ve onlara gönderdiğini iyi biliyoruz. Yani onlar adına verdiğimiz sadakalar, onlar adına yaptığımız şeylerin, hayır işlerinin onlara gittiğini çok iyi biliyoruz. Değil mi? Yani sadece onun kendi yaptığı ameller ona gitmiyor. Onlar adına birileri de bir şeyler yaptığı zaman onlara da gittiğini çok iyi biliyoruz. Başka bir şey daha biliyoruz. Bir insan güzel bir yol açmışsa, hayırlı bir evlat bırakmışsa, ondan nasibi olduğu kadar yapanlar olduğu kadar onun da nasibinin olduğunu biliyoruz. Kötü bir şey yaptığı zaman, değil mi? Onu tatbik edenler olduğu zaman onların da nasibi olduğunu çok iyi biliyoruz. Örnek teşkil ettiği için. Değil mi? Yani bakın bu sorumluluk almak adına çok önemli bir şey aynı zaman. Çünkü kötü bir şey yaptığınız zaman o öyle karşılıksız kalmıyor. Oldu bitti kalmıyor. Tatbikleri olduğu sürece örneğine bağlı olarak sen ondan sonuç alman. Sana, yani sana sonuç olarak geri dönüşler gene katı katı gibi devam ediyor. Böyle bir sıkıntı var. Şimdi demek istediğime getireyim. Coğrafi olarak farklılıklar ne olursa olsun burada önemli olan esas olarak Müslümanlığın esasları korunuyor mu korunmuyor mu? Korunuyor mu? Korunuyor. Mu? korunuyor. O zaman kalkıp da o ayrı bu ayrı Müslüman diyemezsiniz. Yok Hint Müslümanmış, yok Mısır Müslümanmış, Fasi Müslümanmış, Türk İslammış, efendim Şia İslammış. Yani hepsi İslam. Ama o İslam'ın bağlı olarak esasından kopmuş mu, kopmamış mı? Sorun budur. Kendisinin o insanların itikat bağlamında yorumları kendilerine bağlayıcıdır. Ama yani esaslardan kopmaması onları ayrı görmemiz anlamına gelmiyor. Bilmiyoruz ki Sonuçta işlerinden bir tanesi çıkıp da hakiki bir şekilde Allah'ın huzuruna varıyorsa ne diyeceksin şimdi? Abi senin yaptığın esas mı? Bu şuna benziyor. Bakın şekil değil. Önemli olan esastır. Bak buradaki ibadetteki esas da çok önemli. Şimdi ibadet esasına sadık. Ama ibadet esasının sonucuna sadık mı bilmiyorum. İbadetin esasının sonucu bakın ibadetin esa bağlayıcı esasını ne? Sonuç almak. Değil mi? Yakin gelmek yani Allah'tan sonuç almak. Üstelik bunu Kur'an şeyde Kur'an diyorum. Şeyde söyler mesela bir hadis-i kutsi. Kulun bana nafile ibadetlerle o kadar yakınlaşır ki der mesela, değil mi? Efendime söyleyeyim. Şimdi toparlayayım. E şimdi adam tutmuş varmış yani. Demek ki ne? Musa Aleyhisselam'dı, İsa Aleyhisselam'dı, kimse artık Uzeyir Aleyhisselam'dı. Yoldan birinden geçiyor. Çobanın birisi dağdan kendi diliyle ya Yahova ya Elohim ne diyorsa artık ya Allah deyip savrula savrula iniyormuş böyle. Tepe takmak iniyormuş. Şöyle de bir sirkeleniyormuş. Bir daha çıkıyormuş, bir daha atlıyormuş. Nasıl bir düşü varsa, nasıl bir aşkı varsa. Ya demiş böyle ne yapıyorsun? İbadet ediyorum demiş. Ya böyle ibadet olur mu? Oturacaksın şuraya demiş. İlk önce bir elini yüzünü yıka. Hayatta toprakla ne yapıyorsan artık. Ondan sonra şu duaları edeceksin, şöyle yapacaksın, şu şekilde yapacaksın filan filan anlatmış. Her neyse bu unutmuş arkadaş ama. Birkaç şeyi unutunca bunun peşinden koşmuş peşinden koştuğu dediğimiz yer de bir ırmağın başına geliyor. Bir tanesi eteklerini toplanmış ıslanmasın diye üzerinde yürüyor derler mesela. Şimdi bunlar masal oldu. Suyun üzerinde yürünür mü? İnsan olun suyun üzerinde yürüyeceği zakti saati var. Bir keramet ehli olarak yürüyor da yarının insanı yürüdüğü zaman da şaşmayalım yani. O öyle dünyaya doğru da gidiyoruz yani onda altını çizeyim. Yani zahiren tabii. Her neyse velhasıl kelam Hemen arkasından bir bakıyor o da geliyor bağırıyor ya işte ismi neyse ne cisimse vesaire diyor ki He, dur bakayım hele sen bana dedin ki yani böyle yap neydi onun şuyu buyu diye sorarken bir de bakıyor ki adam suyun üzerinde uçuyor. Yani var bildiğin gibi yap diyor var bildiğin gibi yap. Yani bunlar çok önemli şeyler. Yani önemli olan sonuç almanız. Esas namaz. Bak esas namaz. Ama ondan daha önemli evet. esas, ibadet, o hükümden daha önemli. Oradan sonuç alıp almadı. Sonuç almıyorsa zaten namaz namaz değil. Bilmem anlatabilir. Ama bu namazlarımızdan, oruçlarımızdan vazgeçeceğimiz anlamı da değil. Ola ki bir pratik bizi yakin getirir. Cüneydi Bağdadi'nin güzel bir sözü vardır. Der ki ne? Bize sabahları cüş ile söylediğimiz bir zikirden başka bir şey kalmamış. Demek ki diğerlerini şey, sonuçsuz yapmış. Yani o samimi hani duygusunda yaptığı şeyler bir karşılık görmüş. Ya aile ilişkilerimizde bile böyle değil mi? Duygusunda samimi olarak yaptığımız paylaşımların kendisi bizi birbirimize daha çok ısındırmıyor mu? Yani buna da dikkat etmek lazım. Yani coğrafi farklılıklarımız, farklı farklı kültürler oluşması, yeme içmesinden tutun oyuna buna kadar efendime söyleyeyim bizi ayrı tutmuyor. Esaslarımız çok önemli. Şahadet getiriyor muyuz? Getiriyoruz. Diğer esaslarımızda aynılık var mı? Var. Yani bir Şia'da adalet ilkesi vardır mesela imanın şartlarından. E niye bir sünnide olmamalı mı bu? Bir sünnide de vardır yani. Ama esas olarak koymamıştır şeyine, şart olarak koymamıştır. Ama en temel esastır yani. Ha o temel esası uygulamıyorsa vay haline. Ama bir Şia'da adalet ilkesi varken takiye ilkesini nasıl koyuyorlar onu anlamış değilim. Yani adaletle takiye nasıl böyle genele yaygın oluyor? Orası benim kafamı karıştırıyor. Kendilerinin kafalarını karıştırıyor mu karıştırmıyor mu onu bilmiyorum. Yani takiye konusu çok önemli. Bir takiye genele yaygın bir şekilde fetva düzeyinde bak esas değil ama bak. Veriliyorsa, hikmetine bağlı olarak veriliyorsa adalet ilkesiyle ne kadar örtüşüyor bu da ayrı bir konu. Ya yani güvenilmez bir toplum insanı çıkartıyorsanız değil mi? Bir toplum ortaya çıkartıyorsanız ve tarihi olgusal olarak da güvenilmezliğini hep ispat ediyorsa o zaman orada bir sıkıntı var demek. Demek ki o adalet ilkesi iş görmüyor. Bak esas iş görmüyor. Esastan sonuç alamıyorlar. Bunu hepsi için söylemiyorum. Eğer böyle bir şey varsa ve toplumun geneline yaygınsa bu esastan bir kopukluk çıkmıyor mu? Bu esastan kopukluk çıkıyorsa bu esastan sonuç alınmıyor anlamını taşıyor. Hani geçen hafta özellikle bir şey söyledik. Neydi? Kur'an sonuçlardan konuşur ve pratik olarak sonuçlardan efendim pardon sonuç almaya dayalı olarak efendime söyleyeyim hayatta karşılığı olan beyanlar içerir, ifadeler içerir demiştik. Yani sadece bir sonuçtan konuşmaz. Aynı zamanda sonuç almaya dolu olarak da sana yöntemler verir. Sana hitap ve muhatap ilişkisine bağlı olarak hitaplarda, beyanlarda bulunur. E tamam. Ne kadar önemli bir şey biliyor musunuz bu? Hani dedik ya geçen ay çok kırıcı bir sözdür bu. O zaman o sonuç almaya dayalı olarak siz neden sonuç alıyorsunuz ve almıyorsunuzun Efendimiz'in anlamıyla karşı karşıya kalıyorsunuzdur. Yani öz eleştirinizi yapmak zorunda kaldığınız bir sözdür o. Ya kardeş ben senelerden beri namaz kılıyorum ama sonuç almıyorum. Bir de tadı da tuzu da kalmadı. Böyle insan çok çevremizde. Ha abi dur bakayım. Büyük bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Yani sen diyorsun ki ben İslam olarak kendimi hissetmiyorum. İslam olduğumun şüphesine bile düşmüşüm. Yani sıkıntımız büyük yani. Modern insanın şu anda İslam'dan tat almamasının en büyük sebebi bir birlikteliği unutması, paylaşımı unutması. Bunun haricinde tüketim nesnelerinde kendini de tüketmesi. Ben görmedim oğlum gördü şu gördü derken yeni kuşağa değerlerini vermek yerine maddiyatı önceliğe alması. Ben görmedim oğlum görsün 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 ama senin değerlerini görmüyor önceliğin o. Yani oğlum öğretmen olsun, ölüm şuyum olsun, oğlum buyum olsun, ya oğlum ahlaklı bir insan olsun. İslam çizgisinde ahlakını koruyan, edebini koruyan, erkanını koruyan, insanlığı bilen, insanlığa hizmet eden bir insan olsun. Allah'a kul olan bir kulu insan olsun. Allah'a kul oluşuyla özgürlüğünü bulacak bir insan olsun. Yok abi mühendis oldu oğlum. İyi maşallah adam olmuş yani. Yani insan olmayı unuttuk ha onu söyleyeyim. O bu olmayı unutmadık da insan olmayı unutmuşuz bir parça. Buradaki en önemli sıkıntı esaslardan sonuç alınıp alınmadığının aklı zaten yok. Ve bunu hep söylüyoruz. Bu din sadece telkine dayalı bir din değildir. Takike dayalı bir dindir. Sonuçlardan konuşan ve sonuç almaya dayalı olarak ifadeler içeren bir kitabınız varsa ve peygamberin yaşantısında bunun karşılıkları varsa, eshab-ı kiramın yaşantısında bunun karşılıkları varsa, ondan sonra gelen nimetine erdirdiklerim dediği geniş zaman diliminde ondan sonra gelenlerde dahi bunun sonuç almaları varsa evliya Allah ki şey şey evliyayı nereye koyacaksın? Alimlerimizi nereye koyacaksın? Varsa buna duyarsız kalamaz. Aha o tasafun işi. Bu her müminin işi. Ve burada özellikle söylemek istediğim şey bir Vahabi dahi bu sonuçlardan hani dediğimiz kavramsallıktan o kavram öbeğinden itibaren kendine dönerse ne kadar Müslüman olup olmadığını kendi eleştirirsin, Başkası eleştirmez. Çünkü dışarıdan birisi müdahil olduğu zaman abi sen ne diyorsun ki? Ne? Sen zaten Türksün ne anlarsın ki İslam'dan? İslam bize gelmiş zaten Kur'an bize. Senin daha doğru Arapçan bile yok. Kur'an'ı bile Arapça okuyamıyorsun sen. Senin ne haline ne haddine? Yani biz Arap'ız yani bak ne güzel okuyoruz onu. Okuyorsun da ne anlam çıkartıyorsun? Önemli olan o yani. Yani Kur'an yani bu sadece Araplar için söylediğim bir şey değil. Bir Vahabi için, bir Şia için geçen haftaya bir ek olarak bir daha söyleme. Bir Türk için. Çünkü İslam'ın Türk'ü, Mürk'ü, Arabı falan yok ha. İslam hakikaten sonuç almaya dayalı bir dindir ya. Bu sonuç almaya dayalı dinin kendisinde sen ne kadar bundan sonuç aldın almadığına bakılır. Peygamberin kendisini yaşantında ne kadar gösteriyorsun? Cübbeyle mi, hırkayla mı peygamber gösteriliyor? Bugün peygamber olsaydı cübbe hırka mı giyinecekti? Biz giyiniyoruz da. Ha, Sakal mı bırakacaktı belki de? Ya bunu anlatamıyoruz insanlara. Yani zannediyorlar ki peygamberi canlı tutmak cübbeli hikaye. O hikayesinin kendisine belki ucundan tutunmaktır. Ahlakını göstersene. Onun ahlakını o sire, bakın o siretine dair, özüne dair hakikatin temsilcisi olarak Resul. Resul demek hakikatin temsilcisi ya adam parantez içinde açmış kitap gönderilenlere Resul denilir. Yemişim ya. Yani o kadar sığ bir bakış var yani. Hakikati taşıyan, yaşantısında hakikati görünüşe taşıyabilmen hususiyetine, özelliğine sahip peygamberlere Resul denir. Kendisi kitap yani. Ve bütün yaşam ilişkilerinde hakikatten nasıl sonuç alınabileceğinin mesajını taşır. Ve örnekler onu kendinde. Peygamberin kendisinde bunun kendisi tamamı yok mu? Selam üzerine olsun, himmeti üzerimizden eksik olmasın. Yani resullük peygamberlikle biten bir şey değil. Bakın nebilik biter. Ama risalet dediğimiz, resullüğe dair risalet dediğimiz şey peygamberlikle bitmez. O nimetine erdirdiğim dedikleri neyse artık o nimetine erdirdikleri kıyamete kadar geliyorsa kıyamete kadar resullük devam eder. Yani Allah'ın kendisini risal edeceği insanlar gelmeye, gitmeye devam eder. Ama bu nübüvvet olarak, aşikar olarak herkese genel yaygın olarak söylenen bir şey değil talebe ve veceden olan bir şeydir. Talep edersin hakikati, yol ve yöntemine girersin, o yol ve yöntemine sonuç alırsın. Birisi de gelir sonuç alır. Budur yani. Bu böyledir. El ele enel hakka demiş eskiler. İnsan insan arkadaşlar bak insanı bulmasanız bakın insanı ilahlaştırmıyorum. İnsanın o tanrısal yönüyle ilişkilerinde o tanrısallığı açımlarken görmesiyle, duymasıyla, bilmesiyle Bak bunlar hepsi tanrısal olan evrenseller. O tanrısal hikmet, o tanrısal yönüyle ilişkiye girdiğiniz anda insanla birbirinizi besleyeceğiniz çok şeyiniz var. Bu ilişki içerisinde zengin ve gani bir birikim, o birikimle beraber hakkı anlayabilmek, hakla buluşabilmek, hakka yetişebilmek, hakka erebilmek söz konusu olabilir. Olabilirse aşk olsun. Yani bir Müslüman kim olduğu önemli değil. Nereden geldiği önemli değil. Hangi ırktanmış, şuradan gelmiş, daha önce böyleymiş. Bunların hiçbiri Müslümanlıkta önemli değil. Önemli olan yola girdin, İslam'ım dedin, yola girdin ve sonuç alıyorsun ya. Sonuçta sana bakarlar mümin kimliğiyle Müslüm kimliğini gerçekten hak ederek bulmuş musun, bulmamış mısın? Yani hakikate teslimiyatınla, hakikati gerçek, yani Müslümlük hakikati gerçekleştirmeye dair bir şey ya pratikte. Yani İslam denimiz bir çatı var. O çatının içerisinde efendime söyleyeyim o kimliğin kendisine ait olarak ne yapıyorsun? Müslümliğin onun pratikte görünüşe taşınması. Müminliğin biraz önce dediğim gibi yönelimlerinde görünüşe taşınması. Bir, Allah'a yönelimde işlerini biliyorsun ona göre yönelimlerde ve tutum ve davranışlardasın. İki, kendi varlığından eminsin. Şüphen yok. Yine bir yönelimden bahsediyorum bakın. Düşünsel olarak kendi varlığından eminsin. Bununla da kalmıyor Allah'ın varlığından eminsin. Bununla da kalmıyor sana yönelenler de senden emin. Yani şurada kaç kişiyiz? Birisi sizden şüphelenerek az bir şey bile bakıyorsa ve bunu ifade etmiş bir tarafı varsa azıcık insan düşünür. Ya kardeş yani ben kendimi mümin olarak biliyordum. Yani bu arkadaşlar benden şüpheleniyormuş. Şundan bundan bundan yana yani ne olduğu önemli değil şüphelendiğin tarafı. O sırada kendi öz eleştirinizi yapmanız gerekir. Ben ne yaptım ki kardeşlerim veyahut da ilişkide olduğum arkadaşlarım şüpheleniyormuş. Ben ondan şüphelenmiyorum. Ondan da şüphelenmiyorum. Şundan da şüphelenmiyorum. Veyahut da şüpheci bir akıldaysa kişi, kişi kendisiyle de değil, bir mümin kardeşi güvenilirse eğer, kendisi o güvenilir olmasına rağmen şüpheliyse, yani ne kadar mümin? Yani mümin kardeşinin müminliğinden emin değil. Hz. Ömer zamanında bir hikaye vardır bilir misiniz? Ebu Zergıfari ile herhalde bir şey, acemi bir Müslüman arasında geçiyor. Ne yapıyor? Adamı birisinin kazayla bir adam öldürüyor. Çoluğu çocuğu halifenin önüne getiriyor. Şeriattır diyor. Hakkı ölmektir diyor. Taşla öldürmüş taşla öldürürsün diyor. Ya diyor benim bir işim var emanet sahibiyim diyor. Emaneti bırakıp geleceğim diyor. İçinizde bir Müslüman yok mudur diyor. Şu amca benim yerime kefil midir diyor. Ebu Zergıfari olsa gerek tamam ne şey hatırlayamıyorum. Evet diyor şeyim diyor. İçinizde hiç Müslüman yok mu yani? Bir mümin var diyor. O benim yerime kefil olur diyor. Bak böyle işaretli diyor. O da kabul ediyor. Gitsin gelsin. Sonra diyor ki Hazreti Ömer ya diyor sen ne yaptın? Ya gelmezse gidecek senin. Senin kafan gidecek diyor. E vallahi öyle bir şey dedi ki diyor. Yani içinizde hiç mümin yok mu diyor. Yani ben de İslam olmanın gereği olarak yapacağımı yaptım diyor yani. Ortaya çıktım yani. Ya yani ben Müslümanlık alanını boş bırakmıyor. O güven alanını boş bırakmıyor ya. Güven güven. Her neyse velhasıl kelam Adam günler geçiyor. Arkadaş geliyor. Millet vermiş ya. Hani son dakikaya kadar bekletirler. Yani son filmlerde olur bomba patlayacak falan gibi. Öyle bir şey yok yani. Adam geliyor. Bazıları hikayeyi abartarak öyle anlattı Adam geliyor. Ya diyorlar tamam. Sen buna yani bir şekilde o sana güvendi de sen ne istinaden? E ben de İslam'dım diyor. Yani sonuçta bana güvenecek birisi elbette çıkacaktır diye düşündüm. Bu hikayeyi esasında şeyinden okursanız böyle, metninden okursanız çok güzel bir hikayedir. Ben tam anlatamadım, anlatıcılar çok güzel anlatır. Yani hikaye anlatıcısı değiliz, orası kesin. Ama vermek istediğim şey, ya Müslümanlık, müminlik güvene dayalıdır. Güveni ortadan kaldır, müminlik diye kavram bak, Mümin, emin, emin, güven. Ya güvenmediğiniz yerde selamdan bahsedebilir misiniz? Yani. Allah'a güvenmedikten sonra... Ya ne anlamı var Müslümanı? Ya Rabbi bütün işler senden varlığından eminim ama şu işimde şöyle olacak mı böyle olacak mı? Ya böyle peşin peşin şeyle gidersen zaten neyine güveneceksin ayrı bir mevzu. Olacak mı olacak mı? Ya olacak mümin olacak anlayışıyla hareket eder. Olmazsa ne olacak ki? Allah'a olan imanından mı taviz olacak? Orada hemen hikmet devreye girer. Ya çoklu gerçekliğin içerisinde vardır hikmeti Rabbimin. Yola devam. Yani kendini bahanesi de boldur Allah'a güveninin bozulmamasının. Müminse emin olun ha bahanesi boldur Allah'a güveninin bozulmamasının. Ama güveni kaldır. Ya o kadar fedakarlık yaptığınız şeyler var. Ve sonuç alma gibi bir derdiniz de olmadan yaptığınız şeyler var. Yani. E, samimiyetinizle bağlı olarak yaptığınız şeyler. Bir de buna güveni giydirin. Biz güvendik kime? Rabbimize güvendik. Ama derdimiz güvenme meselesi de değil bizim ha onu da söyleyeyim. Ben kendi şahsıma söylüyorum. Allah'a güveneyim mi, güvenmeyeyim mi gibi bir derdim de yok. Şuna güveneyim mi, güvenmeyeyim mi bir derdim de yok. Ya bir merak derdindeyim ben. Delicesine. Bu nasıl oluyor? Şu nasıl oluyor? Kafayı böyle yedim ben yani. Vallahi ya, senelerden beri ya gecem gündüzüm yoktur düşünmekten yana ya. Emin olun ha, gece gündüzüm yoktur. Rüyalarımda bile düşündüğümü biliyorum ben. Bir konuya yatıyorum şimdi, düşünüyorum saatlerce. Bir bakıyorum rüyada devam ediyor. Öyle miydi, öyle miydi? Böyle günlerimiz var yani. Ama demek istediğime getireyim. Yani derdimiz bir sonuç almaya dayalı bir şey de değildi. Sadece bilmeye dayalıydı. Ha bir de baktık bunun bir sonuç alma tarafı varmış. E burayı da eksik bırakmayalım dedik. Hadi bu sonuç almayı da bıraktık. Ha bunun bir samimiyeti, devamlı koruma tarafı da var. Hadi onu da boş bırakmayalım. E, güven meselesiymiş. O zaman başkalarının güvenini kıracak işlerden uzak durmak. Yani bu çok önemli. Heh, toparlayayım. Kavram karşılığı varsa öznelde ve gerçekleştiriliyorsa efendime söyleyeyim. O sizi bu, bu şekilde kavramı kastederek imana dayalı. O sizin Müslümanlığınızı beyan eder. Yoksa şurada efendim Müslümanlık şunlarla çıkmış, bunlarla çıkmış bir şey değil bu. Müslüm olmak peygamberle başlayan bir şeydir ama peygamberle de başlamıyor. Yani Hazreti Peygamberle başlamıyor. İbrahim'e gittiğimiz zaman ben Müslümlerin ilkiyim demiyor mu? Yani Bunu İdris'e gittiğimiz zaman da görüyoruz. Çünkü kendisi ilk defa o formasyonda hakikatin nasıl tezahür ettiğine tanık olan ilk kişi. Yani şu, bakın burada unutmamanız gereken bir kavram var. Hakikat bayatlamaz. Kim nasıl buluyorsa ilk defa kendi özgünlüğünde bulduğu içindir ki o sırada müminlerin ilkidir. Müslümlerin ilkidir. Çünkü o sırada özgün olarak bulduğuna kendisi teslim olmuş olarak bulmuştur ki müminlerin ilkidir. Yani İbrahim ile müminlerin ilki olmak orada kalmıyor. Peygamberle müminlerin ilki olmak orada kalmıyor. Musa ile kalmıyor. Bu aynı zamanda onların bir mirası olarak da bizde de kalıyor. Yani hakikat bayatlamaz. Herkes hakikati üzerindeki Rabbi sıfatının farklılığı, bulunduğu konjektürün farklılığı, doğrusunda özgünce bir ifadede bulduğu anda mümin olmanın ilki olarak, müslüm olmanın ilki olarak ilk defa kendisi o tatta buluyordur. Ne mutlu ona. Ya ben de hakikati böyle buldum. Müslümin. Bu konjektürde Halil olmanın gereğinde Hatice'nin Hatice olmasının gereğinde nasıl bulduysa işte Bu sırada kendisi hakikati bulduysa o özgünlükteki tezahürde bulmuştur. Onun daha önceki karşılıkların olup olmaması önemli değil. O kendi özgünlüğünde bulmuştur ama ilk defa taze olarak kendisi bulmuştur. Bu hakikatin bayatlanma sözü önemli bir söz bakın. Çünkü yarının geleceğinde gelen insanlar müminler için de önemlidir. Sadece bizim için değil. Onlar da bulduğu zaman ilk tazeliklerinde bulacaktır. Peki tazeliğini nasıl anlarsınız? Rahatsız etmez. Bütünlüğü korur. Bu en basit gıdalardan anlatalım. Yani bir gıda yiyorsunuz. Bayat gıda ne yapar? Zarar verir ne yapar? Bütünlüğünüzü bozar. Değil mi? Şafi esmasına şeydir, terstir. Peki taze olan nedir? Size efendime zehir düzeyinde kullanmazsanız yani aşırı kullanmazsanız. Ne olur? Bütünlüğünüzü korur. Değil mi? Hakikat hep tazedir. Verdiği sevinçle beraber. ilk defa yaşadığının haliyle beraber. Özgünce bulunmasının haliyle beraber. Sizin bütünlüğünüzü sağlar. Mümin aynı zamanda ...bütünlüğü olandır. Bütünlüğü olmayanın güveninden bahsedilemez. Yani bütünlüğün yoksa... ...kendine nasıl güveneceksin? Bütünlüğü olmayan insan... ...başkasına nasıl görecek? En basiti şüphe. Farz edelim ben Ercan'dan şüpheleniyorum. Vay Ercan sen ha. ha. Bak bütünlük yok aramızda. Değil mi? Vay Deniz abla. Ha. Bak bütünlük koptu. Güveni kaldırdığınız anda araya da şüphe tohumlarını ektiğiniz anda kaybolmalar, birbirinizden uzaklaşmalar, birbirinize en önemlisi yitik kalmalar. Bak birbirinize yitik kalmak, yani insandan uzaklaşmak, beslenmeyi kesmek, bütünlüğü koparmaktır. Tazice bulacaksak her daim hakikati ilişkilerimizde birbirimize yönelimiz, birbirimize rahmet olmamız o rahmetimiz sebebiyle de hep bütünlük içerisinde efendime söyleyeyim yeni bir oluşa taşınmamız. Bu çok önemli. Burada önemli olan bir daha da söyleyeyim. Coğrafyalarda İslam'ın nasıl yaşanıp yaşanmadığı önemli. Değil. Bir insan İslam'ım diyorsa ve kültür havzası itibariyle İslam içerisinde doğuyorsa, değilse dahi başka bir yerden doğmuş ama kültür havzasına eklemlenmiş, İslam'a girmiş, İslam olmuş, aidiyet ve sorumluluğunu yüklenmiş, kendi sorumluluğunu yüklenmiş. Allah için olmuş, yani herkes için ve kendi için olmuş. Değil mi? Ve bu dünyanın içerisinde yaşamaya başladıysa kendisine sorması gereken soru şu. 1. Ben bu kültür havzasının için değil ama bu kültür havzası benim hayatıma ne katıyor? 2. Yerinde ve gerekliliğinde ne katıyor? Ben bu kültür havzasının içinde hakikat derdine düşmüşsem. Tanrı derdi demek hakikat derdi ya Cenab-ı Allah'ın derdine düşmek demek hakikat derdine düşmek demek. Yani ben buradan nasıl sonuç alacağım? Bak sonuç almayacağından bahsetmedim. Yani ben buradan nasıl yani sonuç alabilir miyim? Alamaz. Böyle bir şeyden bahsetme. Ben nasıl sonuç alacağım? Gerçekten hakiki ise elbet sonuç alacaktır. Yani, kimseyi boş bırakmazlar. Yeter ki o derde düşsün yani. Talebe olsun yani. Ona dikkat etmek lazım. Yoksa Fas'ta adam Müslümanmış. Müslüman kardeşim haberim yok. Ne yapayım yani? Abi şöyle de yaşıyormuş. Ya itikadında da sıkıntılar varmış. Şia'da da şöylemiş. Ya haberim yok tamam da gidip de işlerinde yaşarsam da haberim olur yani belki. Veyahut da kitaplarda okursam veyahut da bir belgeselde izlersem haberim olur. Ammenna. Ama esasına bağlı olarak halen bir şeyler yapıyorsa, esasına bağlı olarak bir duygusu varsa orada ol. Bir ezan dinlerken dahi Allah'a aidiyette kendini görüyorsa, peygamber konuşulduğunda dahi gözlerini şöyle açabiliyorsa, İslam'a dair bir şey konuşulduğu zaman edebine erkanını koruyorsa, yani bir duygu birlikteliği, bir bütünlüğü içerisindeyse, ha, itikadı ne olursa olsun o benim İslam kardeşimdir ya. Yani. itikatlar sonunda düzeltilir. Hak geldi batıl zayi oldu. Ama onun o itikadını ben bozarsam, şey itikat diyorum, onun o esasa bağlılıklarındaki duygu bütünlüğünü ben bozarsam, aramıza nifak koyarsam, vay benim halime, vay kardeşimin haline. Dünyalar çarpışır, hakikatten uzak yaşanır yani. Sıkıntı bu. Yani insanlarla olan ilişkimizde de buna dikkat etmek lazım. Yani Yahudilerin içinde hiç mi yoktur böyle efendime söyleyeyim. Gerçekten Allah'a iman eden ayet-i kerime de var ya evrenseldir. Yani sadece Peygamber Efendimiz zamanı mı işaret ediyor? Geniş zaman kipiyle konuşur orada. Onların içlerinde öyle kişiler vardır derken tamamıyla geniş zaman yani her zamana dair olarak konuşur. Geniş zamandan kastettiğim her zaman da o gerçekliği var. Çünkü ayetin bakın nasıl bir nüfus et, pardon hitap beyan etme şeyi var. Bakın mucizesi var aynı zamanda. Aciz bırakıyor insanı. Ya sadece o zaman için konuşmamız çünkü. İçlerinde öyle kişiler vardır ki Allah'a iman ederler. Allah'tan korkarlar. Salih amel işlerler. Allah onların yaptıklarını boşa çevirici değildir. Onlara korku da yoktur gibi ayetler vardır. Birkaç yerde geçer çünkü. Nereye atacaksınız siz bu ayeti? Yani yok mudur? Gidip araştırırsak o kimler çıkacak kimler belki de bilmiyoruz ki. Her milletin içinde kendilerine örnek olacak, örnek teşkil edecek insanlar çıkartılır. Bu bir kavim şeyinde de olabilir, hususiyetinde de olabilir, bir topluluk, bir cemaat düzeyinde de olabilir, bir kişi düzeyinde de olabilir. Ama örnekler her zaman çıkıcıdır. Nimetine erdirdikleri bir şekilde çıkıcıdır. Neyse bu sanatı bitireyim. İmgenin gücü estetik olanı öznel anlamda katılımı sağlarken sanatta kavramsal derinlik estetik olanın cazibesine katılımdan öte. Bakın estetik olanın cazibesine katılımdan öte anlayışta yeni bir oluşa taşır. Bu anlamda sanat yaratıcılık ile gerçeklik algısını yeniden oluşturma oluşu içinde bakın yaratıcılık ile gerçeklik algısını yeniden oluşturma oluşu içinde öznelliğin estetik duyarlılıkta anlayış biçimsel olarak yaratıma doğrudan etkir. Bir şiir. Yani en basitinde tamamıyla bir kavramsal betimlemedir. O kavramsal, imgesel ve kavramsal bir betimlemedir değil mi? O kavramsal ve imgesel betimlemenin derinliği, anlam derinliği ne kadar çoksa sizdeki ve sizde karşılığına sizi yeni bir oluşa taşıma özelliği taşır. Onun için müzik ve şiiri hakikaten çok önemsiyorum. Yani görsel sanatlardan daha ileri bir şekilde önemsiyorum. Sebep hani sinema hariç. Sinema çünkü hepsini içeriyor bir şekilde. Sebep ya direkten, direkten yani direkten deyince dilim süçlü yani doğrudan, direkt olarak insanın öznel olarak yaratımına etkili oluyor. Düşün yani öyle bir şeyin var ki duygu yoğunluğu geliyor ki estetik olarak bir şiir, bir doğuş bir nefes, bir müzik öyle bir geliyor ki bir bakıyorsun ki yaşadığın bir şeyde de karşılığı var aynalaştırıyor, yani sübkülatiftir seni o aynalaştırması imgesel derinliğiyle beraber seni aynalaştırıyor kendine katıyor, katmakla kalmıyor, o kavramsal derinliği içinde seni yeni bir oluşada taşıyor senin o kendine aynı olarak gördüğün şey bak aynalaştığın şey bir bakıyorsun aynalaşmaktan çıkıyor seni başka yere taşıyor başka bir şeyle aynalaştırıyor Ha işte o sanat sanattır. İngesine dayalı sanat eksiktir. Kavramsal derinliği yoksa eksiktir. Kavramsal derinliği olduğu zaman işte o sanat sanattır. Devam edeyim. Bu anlamda sanat yaratıcılık ile gerçeklik algısının yeniden oluşturma oluşu içinde öznelliğin estetik duyarlılıkta anlayış biçimsel olarak yaratımına doğrudan etkir. Yapıt ingesine bağlı estetik duyarlılığa sebep iken kendine katılımcı kılsa da bak yapı imgesine bağlı estetik duyarlılığa sebep iken kendisine katılımcı kılsa da yapıta estetik kavramsal derinlik yapıtta estetik kavramsal derinlik yeni bir oluş içinde takipçisini taşıdığı anlam ve değer açılımında yeniden yaratım içinde kılar. Sanat alanı tamamıyla yaratıcılık alanıdır dedi gitti. Aradan sonra kendi konumuza dönelim. Biraz önce İslam üzerine konuştuk. İslam üzerine denilinliğine de konuşulabilir. Üzerine yazıları da yazmıştık. aminle Ama dediğim gibi tefrikaya sebep verecek şeylerden genelde uzak durmak lazım. Bir şey söyleniyor ama dikkat etmeniz gereken şey şu. Bir şey söyleniyorsa orada o söylenen şeyin esasına bağlı olarak bir gerçekliği var mı yok mu? Bir. İki. Efendim, hikmetine bağlı olarak karşılıklar oluşabiliyor mu? Oluşamıyor mu? Yani bir hikmet oluşturabiliyor mu? Bir sonuç oluşturabiliyor mu? Bir içerik verebiliyor mu? Yani buna dikkat etmeniz lazım. Eğer yoksa orada sıkıntı var. Yani sonuç almaya dayalı içerikler oluşmuyorsa, sonuç almaya dayalı olarak da bir yerlere taşımıyorsa orada sıkıntılar var. Buna dikkat etmek lazım. Konumuza gelelim. Yaratım, evet. Yaratımın hangi konusu? Mekansal konuya geçiyoruz. Yani mekan ve yaratım diyeceğiz bugün. İnşallah sonuna kadar okuruz. Yani genelde kısa tutmaya çalışıyorum. Fazla şey konuşmaktansa az bir şey konuşup genele yaygın olarak bir şeyler ifade etmeye çalışıyorum. Ona da dikkat edeyim. Dikkat dikkat çekeyim. Yaratmak, emek, değer, anlam yükleminde temsile dayalı bir dünya kurulması. Bakın yaratmak, emek, değer, anlam yükleminde temsile dayalı bir dünya kurulması sürekli olan yaratıcı etkinlik içinde dikkat edilmesi gerekendir. Yani sürekli bir yaratıcılıkta bahsediyorsanız Bunlardan da bahsediyorsunuz zaten. Aidiyet ve sorumlulukla yaratılmış gerçeklik içinde yaratılmış dünyalar kurulduğunda ise bakın aidiyet, sorumluluk, değil mi? Artık bir alan ediniyorsunuz demektir. Bakın aidiyet ve sorumluluktan bahsediyorsanız artık bir yer vardır. Var olduğunuza dair bir yer vardır. Bu doğa, yer ne derseniz. Vardır. O zeminden hareketle bir dünya kuruyorsunuz demektir. Çünkü artık o yer anlam ve değer dünyası olan kendilik dünyasıdır. Bakın bunu kaçırmayın çünkü sonunda söyleyecek bunu. Şimdi başta söylüyoruz ya, başta söylediğimiz bu ama sonunda söyleyeceğimiz bir şey aynı zamanda bu. Aidiyet ve sorumlulukla yaratılmış gerçeklik içinde yaratılmış dünyalar kurulduğunda ise içinde yaşanılan bir gerçeklikte bulunur. Kültür, medeniyet dediğimiz budur zaten. Yaratılmış gerçeklik içinde aidiyet, yaratılmış gerçeklik içinde kılar iken yaratılmış dünya kılar. Sorumluluk ise yaratılmış dünya içinde varoluşu sürekli kılar. O yaratılmış dünya içinde diyor. Bak yaratılmış dünya içinde oluşu, o yaratım etkinliği içinde oluşu sürekli kılar. Yaratılmış dünya içinde gerçeklik, varoluşun hem zemini, bakın yaratılmış dünya içinde gerçeklik, varoluşun hem zemini, hem üst gerçekliği, hem de ortak gerçeğidir. Yani. En basiti ya kültürde farz edelim ki ne? Neyi alalım? Irkı alalım. Irk Alman olsun, Türk olsun. O gerçeklik. Hem bir zemindir. Hem herkesin ortak gerçeğidir. Hem bir üst gerçeklik olarak, üst bir kimlik olarak görünen bir şeydir. Ve o oranın gerçekliliğini belirli kılar. Peki üst gerçekliğimiz Rabbül Alem'in sene olacak. Yani daha büyük bir esasa gittik yani. Irktan aldık değil mi? Herkesin ortak yani ırkları da aşağı. Irkları boşluyor, türleri de aşağı. Alemlerin Rabbi ise üst ve ortak gerçeklik. O zaman başka bir dünyaya taşınıyorsunuz. Başka bir dünyanın içinde bulunmaya başlarsınız. Bizler Allah'a aitiz, geri Allah'a düncüleriz diyoruz değil mi? Bak başka bir dünyaya bakıyorsun artık. Bu çok önemli. Bakın altına çize çize söyleyeyim çünkü başka bir yere gideceğiz buradan. Yaratılmış dünya içinde gerçeklik varoluşun hem zemini hem üst gerçekliği hem de ortak gerçeğidir. Gerçeklik kendisinden sonuç alınan olarak da deneyimlenen, deneylenen olarak tanık olunabilinendir. İlişkilerde sonuç alınan bir şey, değil mi? Yani para dahi ilişkilerde sonuç, alınan, ırk, tür olarak dahi ilişkilerde sonuç aldığımız bir şeydir, değil mi? Yani Türküm dediğin zaman Türk olmanın aidiyeti içerisinde, Arabım dediğin zaman Arap olmanın aidiyeti içinde ilişkilerde sonuç alman vardır ortak değerlerine bağlı olarak. Deneyimlenen olarak tanık olunabilendir. Ussal olarak kavramsal karşılığıyla görünüşe taşınması gereken deneysel, deneyimsel olarak varusal karşılıklarına da tanık olmak gerekir. Ha, burada ırklar tökezler. Onu söyleyeyim. Yani hakikatten bahsediyorsanız diyor. Ondan diyor herkes için olabilecek sonuçları alabilmeniz lazım. Bu niye önemli? Nerede kalıp nerede kalmadığımızı görmek adına önemli. Türlerin, efendime söyleyeyim, insanın ırk pozisyonda kendini ayırmasının, Veyahut da kültür olgusal olarak kendisinin ayırmasını. Nerede kalıp nerede kalmayıyla da de ilgili bir şey. Yani en basiti biraz önce söylediğim hani Kur'an sonuçlardan konuşur ve sonuç almaya dayalı bir pratik dünyayı bize işaret eder değil mi? Efendime söyleyeyim. Ve bu anlamda baktığımız zaman bir Vahabi, bir Alevi, bir Sünni, bir Şia değil mi? Nerede kaldığını Kur'an referansından hareketle değil mi? Nerede kaldığını kendi görebilmeli. Veyahut da peygamber referanstan hareketle. Peygamberin miracı var. Bizde ne kadar miraç var? Emsal teşkil etmiyor mu? Abi ne miracı ya? Ne miraçtan bahsediyorsun? Konusuna döndük artık yani. Böyle bir zamandayız da aynı zamanda. Yani itibar hikayenin itibarsızlaştırdığı bir dünyada da bulunuyoruz. Onu da altını çizeyim. Neyse devam edeyim. Deneyimsel anlamda yaşamsal karşılıklarının görülmesiyle kendiliğe dışsal olarak tanık olunan olunmasından daha çok kendiliğe dair olarak yaşanan olarak da müşahede edilmesi gerekendir. Yani yaratılmış dünya aynı zamanda kendiliğe dair olarak da yaşanan bir dünyadır. İçinde olduğunuz bir dünyadır. Yani şu coğrafyada bulunuşumuz, kendimizi ne olarak hissettiğimiz, ilgili olan şey sadece bir coğrafyada bizi kılmıyor. O coğrafya zemininden hareketle yaratılmış bir dünya içinde bulunduğumuzun anlamını taşıyor. Ve insan varlığından bahsediyorsak yaratılmış dünyalarda var olan bir varlıktan bahsediyoruzdur. Hani birinci yaratımı bilirsiniz, ikinci yaratımı bilmezsiniz sözünden itibaren. Yani bedeni yaratılışımıza, beşeri yaratılışımıza katılımımız yok ama efendime söyleyeyim, insan olarak yaratımımıza, ilişkilerimizde, kültür olgusal, medeniyet olgusal olarak yarata, tarih olgusal olarak yaratılışımıza veyahut da ilki olgusal olarak yaratılışımızda, hani erek olgusal olarak yaratılışımıza katılımımız var. Buna da dikkat edelim. Olunmasından daha çok kendiliğe dair olarak, yaşanan olarak müşahede edilmesi gerekendir. Yaratımdan bahsedilmekte ise, şimdi mekan konusuna buradan girecek mekan mekansal anlamda görünüş bulmak ve öznel ve nesnel anlamda bakın mekansal anlamda görünüş bulmak ya düşünün yani bir mekanın içindesin ama varoluşun aynı zamanda bir şeylere mekan olmakla da ilgili bir şey bizde ne kadar şey yaşıyor acaba yani ilk akla gelen mikrobiyotalar olabilir yani onlar kastetmiyorum ama onlar dahil onlar dahil olmak üzere ne kadar farklı formasyonlarda, ne kadar canlı varlıklarla beraber yaşıyoruz. Hücreler, hücrelerdeki canlılıklar, mikrobiyotalar. Mikrobiyotaların haricinde ruhani olarak bir şeyler varsa bizde onlar. Düşüncelerimiz belki hep canlı canlı bir yerlerde tutulurken, belleğimizde, hafızamızda veyahut da genetiğimizde kodlanırken bizler ne kadar çok şeyle varız. Melekuta haiz iken. Başkalarının düşünceleri. Ya nazar dediğimiz bir olay vardır. Ha. Adam nazarını bırakır kalkar gider değil mi bazen? Peki bir insanın nazarıyla beraber yaşıyorsanız. Üzerinizde galip geldiyse. Adam devirir ha nazara. Öyle sıradan bir olay değildir ha. İnsanın nazar etmesi dediği olay. Üzerine saatlerce konuşmak lazım o konun. Maşallah diye bir kavram var ya. Bu nazar yüzünden kullanılan bir kavram var Kur'an-ı Azimşan'da. Hani güzel bir şey olduğu zaman maşallah diyiniz dediği yer. Hani demek istediğim şey. Yani sadece kendimizi yaşamıyoruz. Mekan dediğiniz şey birçok şeye haiz olarak bulduğunuz bir şeydir. Şu anda dünya dediğimiz içinde olduğumuz gibi, kainat dediğimizin içinde olduğumuz gibi, beden dediğimiz şeyin içinde olduğumuz gibi. Buraya devam edeyim bakın önemli bir konu. Mekansal anlamda görünüş bulmak ve öznel ve nesnel anlamda zamansal oluşa içkin. Bakın öznel ve nesnel zamansallık diyor. Öznel, hani bunu konuştuğumuz için üzerinde durmuyorum. Öznel ve nesnel az, zamansal oluşa içkin varoluş söz konusu olandır. Mekansal olan içinde söz konusu olandır. Bak bu çok önemli. Hakikat kendi dışına çıkılamayan ise hakikat kendi dışına çıkılamayan ise mekanların mekanı olması ile nesnel karşılığı olandır. Bu Abdülkadir Geylan'ın gavsiyesinde Rabbül Alem'e söyler ya ya gavs der ben mekanların mekanım. Zaten hakikat olmasının gerçekliğinde yatan bir şeydir bu. Yani bir varlık düşünün ki yokladım diyor. Kendi varlığımı yokladım. Bak kendi varlığımı yokladım. Bu anlamda okuduğum şey. Direkt Celle Celal Hazretleri ne diyor? Habibim diyor seslendim. Sesimi duyan olmadı. Baktım gördüğüm olmadı. Yani kendi varlığını yokluyor. Kendi varlığı kendine mekan. Yetmiyor. Kendinden yarattıklarına mekan oluyor. Ama yarattıkları da bir şeylerle yaratılan bir şey değil. Bir şeylerlerlerlerle yaratılan Her birini birbiriyle yaratıyor yani. Her birini birbirine mekan yaparken katmanlı gerçeklikte de bir mekansallık oluşuyor da bunun haricinde her birini birbirine mekan kılarken mekanların mekanı oluyor kendisi. Bakın bu çok önemli. Devam edeyim çünkü bu kendimizle de ilgili bir şey bu. Oraya geleceğim mekanların mekanı olmasıyla nesnel karşılığı olandır. Düşünün yani en şeydeki Aliül Ala nurun kendisi katman 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 mekansal oluşlara sebep verirken mekanların mekanı olurken bir taraftan da yarattığı varlıkları birbirlerinin bütünlüğü içerisinde yaratırken mekanlar içinde mekanlar var kılmaktadır. Yani bir dünyanın içindeyiz ama sadece bir dünyanın içinde değiliz. Bir bedenin de içindeyiz. Birçok şeyle var olarak değil mi? Hepsiyle beraber anlayın. Burası ne? Tamam. Bu parçaların, bakın burası önemli. Mekanların mekanı olmasıyla nesnel karşılığı olandır. Bu parçaların bütünü oluşturduğu mekansal oluşu kapsayıcı. Bakın parçaları bütünü oluşturucu, oluşturduğu mekansal oluşu kapsayıcı muhit olmayı da katmanlı olması anlamında gerekli kılar. Yani mekanların mekanı olmak. Kendilik özünde kendine mekandır. Kendilik özünde kendine mekandır. Ya abi sen bunu söylüyorsun ya yukarıda bir yerlere mi söylüyorsun? Hani seslendim sesimi duyan olmadı, baktım gördüğüm olmadı. Kendinize dönün ya bu sizde de olan bir şey. Hani o hali istigrak dediğimiz bir nirvanaya çıkın. Değil mi? Böyle derin bir bakışla bakıyorsunuz hani. Şimdi bak hali istigrağı Nirvana'dan esinlenmişiz gibi. Ya hakikate dair bir yerlerde bir şeyler çıkıyorsa bu gidip oradan esinlendiğin anlamına gelmiyor. Aynı kaynaktan beslendiğin zaman gidip onu taklit ederek değil yerini vererek o yerindeliğinde onu kullanarak başka bir isimle de kullanabilirsin başka bir şeyle de kullanabilirsin. Ama yerindeliğini göstermiş olarak efendime söyleyeyim onu kendi hayatına da katmanla ilgili bir şey. Ama gidip bir yerlerden kopyaladığınla ilgili bir şey değil bu. Bizzati yaşamsal olarak bir karşılığı oldu. Hakikate dair bir karşılığı olduğu için efendime söyleyeyim vazgeçemeyeceğim bir şey olduğu içindir ki ne hayatına dair olarak efendime söyleyeyim artık onu kendine katmasındır. Yoksa gidip bir yerlerde var. Bunu da kendimize katalım filan filan gibi bir şey değil bu. Altını çizeyim. Ha, hal istikraka gittik. Bir derin bakışta birisi bakıyor bizden. Şimdi bir de şöyle bakalım. Hani birisinin bakıyor da o bakana bakalım. Hani o bakan kendine baksın. Yani kendine dönük olarak kendinize dönün orada. Kendinize mekansınız başka bir yere değil. Kendi dışında var olan değil bak. Kendi içinde kendi olan bir varlıktan bahsediyorsunuz. Bakın kendi içinde kendi olan bir varlıktan bahsediyorsunuz. Hani derinliğine kendinize bakın. Kendi içinizde kendinizsiniz o sırada. Azıcık tecrübe edin bu kendi içinde kendiliği anlamış olursunuz. Çok da güzel bir kavramdır bu bağlamda. Hani bunu biraz daha uluhiyete dair söyleyeyim. Seslendim sesimi duyan olmadı baktım gördüğüm olmadı. Yani kendisinin dışında bir yer yok. O zaman nedir o? Kendi içinde kendi olan bir varlıktır. Kendi içinde kendini yoklayan bir varlıktır. Şahıstan aldığınız pay, şekilsiz olan o pay değil mi? Onunla bunu tecrübe edin bir de. Şöyle bir yönelin o gözlerden bakana, kendiliğe. Şöyle bir dönün kendi üzerinize kendi içinde kendi olan bir varlıktır kendilik. Bir daha söyleyeyim. O şekilsiz şemasızlığında kendilik dediğiniz şey kendi içinde kendi olandır. Kendi içinde bir derinliği vardır yani. Devam edeyim bakın bu bağlamda çok önemli. Yani burada kastettiğim şey şu. Yani mekansal oluşunuz yoksa varlık oluşunuzdan bahsedeceğimiz bir tarafınız yok. Yani varlık oluş dediğimiz şey mekansal oluşla ilgili olarak var olan bir durum. Hani varlık 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 yani hakiki varlık anlamında kendilik dahi bir mekansallık içeriyor. Ama bu nesnel bitimli hani bütünlere efendim parçaların bir bütünü oluşturmanın mekansallığı değil. Parçasız olarak bak parçasız olarak kendi içinde kendi olmanın durumunda bir kendilik, bir mekansallığa haiz olmak. Ve işin enteresan tarafı çok derindir. Hiç kendinize baktınız mı öyle? Bu akşam dersiniz olsun. Böyle dönün kendinize. Kendi içinizde kendinize korkmadan. Bazı insanlar kendine dönmeyi korkar çünkü. Vallahi. He bir de yalnızlarsa evde filan filan daha korkutucu bir şey. Kendinize bir dönün ya. Bakana bir dönün. O bakanın bir defa siz olduğunuzu bir anlayın. O bakana döndüğünüz zaman onun hakikatten aldığınız bir payı olduğunu da bilin. Şekilsiz, şemalsiz bir şeye benzemiyor. Yalnız da kendine benziyor. Değil mi? O kendine sadece benzeyene döndünüz. Ve derinliğine ona bakın. Kendi içinde kendi olan bir varlıktır kendilik. Başka bir şeye tanık olamazsınız. İstediğiniz kadar da başka bir şey yoklamaya çalışın. Kendinizden başka bir şey bulamazsınız orada. Kendi içinde kendine mekandır. Kendi içinde kendidir. Varlık oluştan bahsediyorsanız, mekansal oluştan bahsediyorsunuzdur. Hakiki varlık zaten kendi içinde kendi olmaklığıyla mekanlığa haiz olarak. Bak mekanların mekanıyım derken dahi kendisi mekan. Kendilik kendiliğe mekan olarak bir mekan olma durumunda. Ve o mekan oluşun içerisinde kendinden var ettiklerine, bak dışında değil, kendinden ortaya çıkarttıkları la efendime söyleyeyim var oldukları pardon var olanlar nelerse hepsine katmanlı bir gerçeklik içerisinde mekan olmaya başlıyor. Muhteşem bir şeydir bu. Buraya devam ediyorum. Bu sohbetlerin önemi şu. Sadece bir uluhiyetten bahsetmiyoruz. Uluhiyetin bizdeki karşılığından da bahsediyoruz. Bu kalkıp da ben Tanrı olduğum anlamında söylediğimiz bir şey değil. Payemize bağlı olarak neyi yaşıyoruz, neyi yaşamıyoruz. Yani neredeliğimizi görmek adına da önemli bir şey. Devam edeyim. Katmanlı olması anlamında ge gerekli kılar. Pardon. Kendilik özünde kendine mekandır. Bakın kendilik özünde kendine mekandır, kendi içinde kendidir. Yaratım ile beraber katmanlı gerçeklik içinde yaratılanların mekanı olur. Bak yaratım ile beraber katmanlı gerçeklik içinde yaratımların mekanı olur. Kendisine nesnen anlamda katmanlı olmaya haiz mekanların mekanı olarak tanık olmak istendiğinde böylesi özellikler haiz gerçekliği olan sınırsız oluşa bakmak yeterlidir. Aynı zamanda kendiliğe dönmek de yeterlidir. Kendiliğe bakmak yeterlidir. Buna ister sonsuzluk denilsin, ister lahut denilsin, istersen nur alemi veya da kuvantum evreni denilsin, veya da kendilik dünyası denilsin, fark etmez. İstersen haut denir, ne fark eder? Hakikatin mekansal anlamda nesnel karşılığı ifade edilmiş olur. Bu çok önemli. Bununla beraber hakikat mutlak kendilik olarak... Yani kendiyle ayrıştırılamayan gerçeklik olmasıyla öznen anlamda kendine mekandır. Biraz önce konuştuklarımızı şeydi toparlayın. Yani nesnel anlamda kendine mekan sonu yok. Amenna. Ama öznel anlamda da kendine mekan. Mutlak kendilik olarak yani kendiyle ayrıştırılan bakın bununla beraber hakikat mutlak kendilik olarak. Yani kendiyle ayrıştırılamayan hani biraz önceki deneyimi anlattığım gibi. Yani daha başka bir şey yoklayamazsınız orada. Kendinizden başka bir şey yoklayamazsınız. Yoklayamadığınız gibi kendinizden kendilik olarak ayrıştıracağınız hiçbir şey yoktur orada. Kendinizi yitirmeniz söz konusu olurdu yoksa. Yani ayrıştırılamayan demek orada mutlakiyet içeren demektir. Mutlak özdeşliktir olası yani. Ayrıştırılamayan sadece kendilik orada var. Bakın devam edeyim. Hakikat mutlak kendilik olarak yani kendiyle ayrıştırılamayın gerçeklik olmasıyla özne anlamda kendine mekandır kendilik kendiliğe mekan oluşunu ise hem sadece bakın hem sadece kendi olmanın derinliğinde var olmakta hem de hep bir oluş içinde derinliği kazandığı öznel belirimlerle bulur. Bir kendi içinde bir derinliği vardır. O derinliğiyle kendine mekan oluşunu zaten ontolojik olarak buluyor. Bununla da kalmıyor. Kendiliğinde öznel tavırları nelerse o tavırlarla beraber kendiliğine mekan olarak orayı buluyor. Anlam ve değer dünyası olarak ne yaratıyorsa ...o yarattığı dünyanın içinde bir derinlik kazanmış olarak kendini mekan kılıyor. Bakın bunu düşünsel anlamda anlatacağım. Yani düşünce alanı olarak anlatacağım. Burası niye önemli? Kendimize bu bağlamda dönmek adına önemli. Hep bir oluş içinde derinlik kazandığı öznel belirimlerle... ...bu öznel belirimlerle sen bize bunu anlat diyeceğiz şimdi... ...bulur. Kendilik kendi içinde, kendi iken... ...kendine mekan olmayı doğası gereği bulur. Bu doğası gereği. Yani bu hemmin birinci şıkkı. İkinci hem değişimde şimdi anlatacağız. Yani bir hem dedi. O hem neydi? Ne demişti orada hem? Bir bakayım. Şurada. Hem sadece kendi olmanın derinliğinde var olmakta. Değil mi? Bu birinci hem. Yani kendilik alanında pardon. Kendilik alanında kendiliği gerçek pardon neredeydi? Şu. Ha kendilik kendi içinde kendiyken kendine mekan olmayı doğası gereği bulur. Şimdi bir de bunun bir hemdesi vardı. Öznel belirimlerle kendilik alanına mekan olarak bulur. Kendilik alanda kendiliği gerçekleştirme, olanaklarını açımlama, yaratım etkinliği olması anlamda gerçekleşen düşünce. Bakın, yaratım olanağı. Bakın, kendini gerçekleştirme, olanaklarını açımlama, yaratım etkinliği olması anlamında düşünce. Gerçekleşen düşünce. En temelde kendiliğin kendine ayna, yani süpilatif varoluş kılınması içinde bilginin kavram ve imge belirimleri içeriğine olan, pardon, kavram ve imge belirimli içeriği olan anlamın bakın kavram bir daha okuyayım kavram ve imge belirimli içeriği olan bilginin kavram ve imge belirimli içeriği olan anlamın akışı içinde gerçekleşir. Bilmede anlamın kendiliğe, nurun emme ve emilme salınımı içinde yüklem alınmasında bakın bilgi de anlamın kendiliğe bakın bilginin kendiliğe yüklem alınmasında gerçekleşir en temelde anlam düşüncede spekülatif olma durumu içinde. içerik biçimsel olması akışı içinde bulunurken kendilik alanının bakın o kendilik alanının düşünce alanı kılınmasını olanaklı kılar. Şimdi bu ikinci hemdesi. Bir daha okuyacağım, anlayacağız o zaman veya da şeyden akışın içerisinde bir daha dinlersiniz. Böylece kendilik alanı, düşünce alanı olurken sübjektif oluşta kendiliğin kendiliğe mekan olmasıyla beraber bilgi akışında ve bilginin ilişkilendirilmesinde bakın bilgi akışında ve bilginin ilişkilendirilmesinde hem bilinç alanı hem de tinsel anlamda varoluş alanı olur. Şimdi düşünce dediğimiz şeyde bir anlam akışı varsa ki öyle gerçekleşen bir şey kavramsal ve imgesel olarak bir bilgi akışının içerisinde. Sizler bağlamlar kurarken dahi. Kendinizi ilk düşünceye alırken dahi ne yapıyorsunuz? Düşünce neyle başlıyor? Bir soru sormayla başlıyor diyelim değil mi? Süpkülatif olarak ne yapıyorsunuz? Kendiliği kendiliği ayna kılıyorsunuz. Yani kendinizi kendinize ayna kıldığınız anda kendilik bir ayna. Bakın mekansal oluşa ait. Öznel mekansal oluş. Bakın bir öznel mekansal oluş alanı açıyorsunuz. Bununla da kalmıyorsunuz. Bir bilgi akışı içerisinde oraya neleri koymaya başlıyorsanız. O alan o kadar kendi içinde derinleşmeye, o alan kendi içinde efendime söyleyeyim zenginleşmeye başlıyor. Bilmem anlatabildim mi? En basit anlatım bu. Ama bir daha okuyacağım burayı. Bilmede anlamın, bir daha okuyayım pardon. Yani birincisi kendili kendiliğe aynı olmasıyla zaten düşünce etkinliği başlıyor. Bununla da kalmıyor. Bilgi akışının kendisinde, bilginin kendisi bu sefer aynı alınmış olarak bir derinlik kazandırılıyor. Bununla da kalmıyor. O bilgi akışının içerisinde bir bilinç alanı oluşturulmuş olunuyor. Bilginin bağıntılı kurması, bilginin efendime söyleyeyim birikimi değil mi? İlişkilendirilmesi bir bilinçli oluşa sebep veriyor. Bilinç alanı olarak mekansallık kazanıyor. Bununla da kalmıyor. Bir varoluş alanı olarak zaten orada varsınızdır. Yani bu çok önemli. Bir daha okuyayım unutmayın. Söyleyeceğinizi. Kendilik alanda kendiliği gerçekleştirme, olanaklarını açımlama, yaratım etkinliği olması anlamda gerçekleşen düşünce. Geçen geçen sene bunun üzerine konuşmuştuk. En temelde kendiliğin kendine ayna kılınması içinde bakın kendiliğin kendine ayna kılma bak mekan oldu zaten. Kılınması içinde bilginin kavram ve belirimli içeriği olan anlam akışı içinde gerçekleşir. Şimdi al tamamıyla mekansal oldu. Bilme de anlamın kendiliğe yani nurun emme ve emilme salımı içinde yüklem alınmasında gerçe. Bak bilme de bilme, bilme dediğimiz olay anlamın kendiliğe yüklem alınmasında gerçekleşir. Zaten onun için hep eril olarak bakmak zorunda kalıyoruz anlam geldiği zaman. En temelde anlam düşüncede spekülatif olma durumu içinde içerik biçimsel olması akışı içinde bulunurken kendilik alanının düşünce alanı kılınmasını olanaklı kılar. Düşünce alanınız dediğiniz öznel mekansal bir alan olmuştur artık. Böylece kendilik alanı düşünce alanı olurken süpülatif oluşta yani aynalaşmaya dayalı. Bu sefer sadece kendiliğin ayna kılınması değil artık bilgi nesnelerinin de ayna kılması. yani anlamın ayna kılınması ile beraber bir kendilik alanı oluşur. Sübkülatif oluşta kendiliğin kendiliğe mekan olmasıyla beraber bilgi akışında bilginin ilişkilendirmesinde hem bilinç alanı hem de tinsel anlamda varoluş alanı olur. Bilinç alanında bilme gerçekleşirken kendiliğe yüklem alanı anlam yani bilgi kendiliği bilinçli kılar. Her bilinçli olma durumda kendilik alanı düşünsel etkinlikte bilinç alanı kılınmış olur. Düşüncenin süpülatif oluşu içinde kendilik bilgi nesneleri edindikçe bilgi nesnelerini de kavransal ve imgisel karşılıklarıyla bilmeye ayna kılar. Artık onları da ayna kılıyor. Bak kendi içinde derinleşiyor. Katmanlaşıyor demek daha doğru olur. Bak. Evvela kendini ayna kılmıştı. Şimdi bilgi nesnelerini ayna kılıyor üzerine. Katmanlaştı. O kendiliği ayna kılma orada duruyor. Bak katmanlılık nasıl bir şeydir demiştik kat kat değil bak birbirini içeren şeylerdir demiştik hatırlarsanız ne yapıyor kendilik orada duruyor ama bilgi nesnelerine bak kendiliğe aynı oluş var düşüncenin kendisi o kalmıyor onu içerecek bir şekilde ve onu da dışlaştıracak bir şekilde bilgi nesnelerinde ayna kılıyor üzerine bak kendi içinde bilinçli olmanın katmanlılığı var dedi bu çok önemli devam edeyim bu anlamda bilinç kendilik alanında bilen öznenin bilmeyi kapsadığı aa şuradaydık pardon düşüncenin Şuradan okuyayım ya. Ha. Bilinç alanda bilme gerçekleşirken kendiliğe yüklem alınan anlam bilgi kendiliği bilinçli kılar. Her bilinçli olma durumunda kendilik alanı düşünsel etkinde bilinç alanı kılınmış olur. Düşüncenin spekülatif oluşu içinde kendilik bilgi nesneleri edindikçe bilgi nesnelerini de kavramsal ve imgesel karşılıklarla bilmeye ayna kılar. Bu anlamda bilinç kendilik alanda hem öznenin bilmeyi kapsadığı, bilenin bilgiyi kapsadığı, varoluş olarak hep gerçekleşmekte oluşu içinde vücut bulur. Ama nasıl bir vücut bulur? Katmanlı bir varoluşta bulur da artık. Nesnel mekansal belirimler ise hep bakın nesnel mekansal belirimler ise hep içeride kalan özneyi bak yine bir katmanlılık çıkacak. Şimdi nesnel mekansal belirimler ise hep içeride kalan özneyi bakın Nesnel mekansal biber. bir ben. İçeride özne var ama. Özneyi nesnelliğe aşkın derinlerde kılar. Evet. Bu sefer ne oldu? Mekansallıkta derinlik çıktı. Ama öznel bir derinlik. Hakikatin içkin ve dışsal anlamda kapsayıcı katmanlı oluşu için ise hakikat mekanların mekanı kendinden var ettiklerini kendinde barındıranı olması anlamında bulunur. Hakikat hem nesnel hem de öznel anlamda karşıtı olmayan alan bakın pardon olmayan alansal kapsayıcılıkta mekansal olması gerçeğinde gerçek pardon olması gerçeğinde gerçekliğini kendiyle bulandır. Mekansal olma bakın mekansal olması gerçeğinde gerçekliğini kendiyle bulandır. Bu anlamda mekansal olmak varoluşsal olarak gerçeklik zeminini kendiyle bulmak anlamını taşır. Yani gerçeklik zeminini nerede bulacaksın? Soru bu aslında kendinde bulacaksın diyor yani. Kendini kendinde bulur gerçeklik seninle. Bu en son doğuş onun için önemliydi aslında. Yani kendin kadar gerçeklikten efendim varsın. Hani neydi o son paragrafı? Onu hatırlayanınız var mı? Son mısrası. Bir okuyun orayı. Ne diyorlardı orada? Herkes kendi kadar gerçek yani gibi bir şey. Nasıl daha bir gelsin orası ya. Devam edeyim. Bu anlamda yaratılmış olanlar ile, pardon. Derinlik evet. Derinliği ben ekledim ama oraya. <laughs> mekansal anlamda alan olan da gerçekleşme etkinliği içinde varoluş olanaklıdır. Yaratımda gerçeklik. Ha tamam. Yaratımda gerçeklik mekansal algı ve mekansal oluş içinde oluşturulur. Yaratımda gerçeklik mekansal algı ve mekansal oluş içinde oluşturulur. Ya yani kültürden de bahsediyorsanız, medeniyetten de bahsediyorsanız, öznel olarak bir dünyanız olduğunuzdan da bahsediyorsanız. Yani bir zeminden var olsa nesnel bir zeminden hareketle zaten bunu söylüyorsunuzdur. Yani Allah için dahi bir boyla nesnel bir zemini var. Nur dediğimiz bir hakikati var. O nur dediğimizin öznel olarak kendiliğini kendilik olarak buluşu ve kendi içinde kendi oluşu, kendi içinde derinliğinde kendi oluşu, pardon kendi içinde derinliğinde kendi oluşunu mekansal olarak bulması kendi gerçekliğini belirli kılıyor. Yani bu mekansal oluş gerçeklikle ilgili. Sadece bununla da ilgili değil. O kendiliğine bağlı olarak yaratım gerçekleştiği zaman kendi dışına koyamadığı için mekanların mekanı oluşunu zaten doğası gereği buluyor. Bununla da kalmıyor. Bu varoluş içinde katmanlı oluşu da zorunlu buluyor. Yani bir ayna bak bilinçli oluşta bir ayna değil mi? Hadi onun haricinde bilgi olarak edindiklerini katmanlı bir oluş içerisinde buluyor ayna. Hadi onu da bırak. Yarattıklarının Efendime söyleyeyim o mekansal oluşu içerisinde hep içeride özne kaldığı içindir ki derinliğinde içeride gizil dururken bir derinlik içerisinde vardır. Neymiş gören oldu mu? Neydi? Gerçek kendin kadar yakın. Ha gerçek kendin kadar yakın. Akışın başladığı bittiği yer bilinmeli. Evet alemde bir akış var diyor değil mi? Bir alemler var diyor akışın bittiği, başladığı yer bilinmene. O bir ayettir. Kayetin karakterize edilmesidir orada. Neydi ayetimiz? Hatırlayın. Hak'tan geldiğiniz Hakk'a döneceksiniz. Yani bir akış var ama bir yerden başlamış ve geri oraya dönüyor o akış. Peki bu bize neyi gösterir? Bu nerede kendimizi bulacağımızı gösterir. Peki sizde de bir akış var. Nerede başlıyor, nerede bitiyor o akış? Hep kendinizde başlıyor, kendinize dönüyor her şey. Ve şu ayeti de bu bağlamda değerlendirebilirsiniz. Bakın. Hani bir şeyler yapıyorsanız yaptığınız şeyler size geri dönücüdür. Değil mi? Ayet bağlamında okudum ben bunu. Yani yaptıklarınızın sonuçları vardı ve size dönücüdür. Şimdi bir eylem yapıyorsunuz. Eylemin sonucu geri size dönüyor. Yani sizden başlayan şey size geri dönüyor. Peki bu size neyi gösteriyor? Yani faili olduğunuz için sonucu da size ait olarak geri dönüyor. Değil mi? Bunu biraz daha böyle öznelliğe indirgeyin. Ya sizden başlayan ses size dönüyorsa, başlangıcı sizsiniz. Önce kendinize dönmeniz lazım. Yani fiillerinizde kaybolmak yerine, nesnelerinizde kaybolmak yerine evvela bir kendinize dönmeniz lazım. O sebep olan şey neyse, o kendi olarak sebep. Önce onu tanımanız lazım. Tanıdıktan sonra bakın o tanıdığınız şey neyse artık efendime söyleyeyim. Onun sonuçları itibariyle nelerle karşılaştığını da bildikten sonra, bilinçlendikten sonra kendinizi nereye de bulmanız, ne yapmanız gerektiği sonuçları öngörerek ne yapmanız gerektiğiniz kendiniz karara vereceksiniz demektir. Bu da özgürleştirici bir şeydir. Devam edelim. Öznel anlamda kendilik alanı nesnel alan ilişkisinde anlam edinimi ve değer yaratım içinde varoluş nesnelliğe aşkın metafizik oluşa haiz yaratılan dünyalar kurmak için de derinlik edinmiş olarak gerçekleşmekte bulunur. Şimdi bakın bunu bir katmanlı oluşa sıralayalım. Bir kendili kendiliğe ayna kılıyor. Bir onun üzerine hemen efendim bak üzerine derken kat katlıyla içkin dışsal olarak kapsayıcı olarak bir katmanlılık çıkıyor. Anlam derinliği ve değer derinliği kazanmaya başladığı zaman bilgi nesnelerine, anlam ve değerlerine bağlı olarak kendi içerisinde aynalaşmaya tabi tutuyor, bağıntılıyor değil mi? Bilinçlik alanı oluşuyor. Bununla da kalmıyor. Yaratım nesneleri var ederken o yaratım nesneleriyle beraber ilişkide kendisi özne olarak içeride kalıyor. Bak farz edin ki bir dünya yarattınız. O dünyanın içindesiniz. O dünyanın içinde siz o dünyayı yaratıcı olarak efendime söyleyeyim. Gizilde duran, öznesi gizilde olan olarak bakıyorsunuzdur. Aynı zamanda onun içinde Aynı zamanda o yarattığınızın anlam ve değerleri sizde bir katmanlı dünyada var oluyorsunuz. Kültür dediğiniz böyle bir şey. Onun üzerine bir inayet daha inşa ettiniz. Efendime söyleyeyim hemen bir medeniyet olgusu çıktı. Kurumsal yapısallığa taşıdınız. Bilincinizi bir de öyle evrettiniz. Yani sadece siz bir şey üretmiyorsunuz. Ürettiğiniz şeyle beraber bilinciniz de onunla beraber evriliyor. Katmanlılık kazanıyor. Yani kendi içinde sadece kendiyle aynalaşan, bilgi nesneleriyle aynalaşan, oluşturduğu dünyalarla bu sefer kendiliğiyle aynalaşan, oluşturduğu dünyaları yapısal kılarken, yapısal kılışı ilişkisinde aynalaştıran, tamamıyla katmanlı bir gerçeklik içinde var oluyor. İşin enteresan tarafı bu katmanlı gerçeklikler çıkarken derinlerde iyice saklanmaya başlıyor. Hani bazılar çıkmış demiş ya perdeler o perdeler hani neredeler? Yani öyle kolay değil perdeler perdeler vahani neredeler. Yani o katmanlı oluşun içerisinde öze geri dönmek dedi mi seyri sefer dedikleri şey yani. Haktan geldiniz hakka döneceksiniz dedikleri şeydir. Biz ne kadar dönüyoruz? Ve kendisinden sonuç almaya bağlı olarak bir dönüş. Sonuç alamazsan ortada kaldın yani. Çünkü o katmanlı oluşun dairesinde bir yerde tıkılı kaldın demekti. Kas, ne diyelim ona? Sıkışıp kaldın sonuç aldıkça efendime söyleyeyim o katmanlı oluşun derinliklerine ine 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 aa burada bir şey var. Meğersem hepsi bunun üzerine inşa edilirken kendisi gizlide kendini yitirmeden hep duran bir varlık olarak kalıyor. Nesnelerinde kaybolmadan duran bir varlık oluyor. Eğer yaratımdan bahsediyorsak, daim yaratımdan bahsediyorsak bu böyledir. Bu anlamda varoluş, yani vücutçuların bir yaklaşımı vardır. Allah bizimle öğrendi, bizimle biliyor. Ulan bu kaçıncı öğrenme la? Aklınızı başınıza alın diyesi geliyor insanın yani. Hani madem ki ben düşünüyorum, özgün bir varlık olarak, eyvallah ben düşündüğüm anda, bak tevhidden ne kadar uzak. Ha ben bunu bildiysem Allah da benimle beraber bildi. Hani ben biliyorsam Allah biliyor. Bu Musa'yla biliş, kendini biliş, efendim onunla biliş, bununla biliş, hadi öyle olsun da ya kardeş sen o anlamı düşünürken Efendime söyleyeyim o saniyenin saniyenin saniyenisinin salisesinin bilmem kaçının 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 kaçın da sana o anlamı oluşturarak hediye eden Allah. Kulum düşündüğüne manasını veren benim diyor ya. Yani senin de bilmiyor sen onun da biliyorsun. Arada böyle bir ince fark var. Baba onu güzel anlatırdı. Başka bir yörden anlatırdı. Abdullah baba derdi ki oğlum biz bilmediğimizi biliyoruz. Ben de derdim nasıl bilmiyor. Yani sonuçta konuşuyorsun sen yani bir şeyler biliyorsun yani nasıl bilmiyorsun. Hani bu bir şey bilmiyorumu hani bu felsefecilerin bir erdem mantığı içinde söylediği bir şey değil. Bir hakikati olduğu gerçeğiyle söylüyor. Efendime söyleyeyim. Nasıl bir şey? Evladım Allah'la bildiğimizi biliyoruz. Nur sizde bir bilgi akışı yapmasın da hadi o alim olandan bir şeylerin payesi burada oluşmasın da kürsüde. Kürsüde oluşmasın da bilsin. Kürsü ya kürsü kürsü burası ha, başka bir yer değil. Kürsüde oluşma Allah'ın kürsüsü yeri ve gökleri kucaklamıştır diyor. Ha, buradan başka bir yer mi? Efendime söyleyeyim. Orada bir anlam oluşturmasın da bizde bilme olsun. Yani Allah'ın dışında mı gerçekleşiyor bu bilme? Yani Allah benimle biliyor diyenlerin ilk sormaları gereken soru şu. Ben Allah'ın dışında mıyım ki Allah benimle bilmiş oluyor? Kapsayıcı gerçeklik içerisinde onun dışında gerçekleşen bir şey yoktur. Evvela kendisinde gerçek sonucunu alırız zaten. O anlam dediğimiz önceden gerçekleşmiş olanın bizde doğuşudur. Ve onunla doğarız. Doğabilirsek kaç olsun tabi. Evet. Bu katmanlı gerçekliliği kendilik ve mekansallık bağlamında, yani mekansallık bağlamında kendilik, mekansallık bağlamında nesnellik, ama ikisinin bütünlüğü bağlamında bir katmanlı oluş içerdiğini anladık. Bunun üzerine inşa ediyoruz bütün konuşmamızı artık. Bu anlamda varoluş varlıksal zeminden referansla, katmanlı oluşta düşündüğünde kendi içinde kendi olanın bakın kendi içinde kendi olanın kendinde yokluğu barındırmayacak. Bakın bu çok önemli. Çoğu filozof çoğu kişi efendime söyleyeyim şeyden başlatır yokluktan başlatır. Yokluktan başlamaz bir şey. Yoklukta ki ne yokluktan başlamış olsun. Varlıktan başla. Muhittin'e bu bağlamda selam olsun. Muhittin'in bir kitabının ön sözünde şu anda tam hatırlıyorum. Ya Fususul İkem'de ya da Fütüyat-ı Mekke'de olsa gerek. Güzel bir sözü yokluğun yokluğundan her şeyi yaratan Allah'a diye başlar mesela. Yokluğun yokluğundan demek yokluk yok demek yani. Kendi varlığından başlatan Allah'a hamdü senalar olsun demektir ya. Yokluğun yokluğundan. Ne kaldı geriye? Kendi kaldı. Kendinden her şeyi başlatan demek yerine efendime söyleyeyim bulmaca gibi bir şey söylemiş. Allah'tan bulmaca ha bulmamaca olsaydı ne olurdu bilmezdim yani. Yani yokluğun yokluğundan başlatan Allah'a. Böyle kelimeler seviyorlar bak ince zeka. Yani selam üzerine olsun. Yani birçok görüşüne karşı çıkmakla beraber. Yani ne diyeceksin şimdi? Bu zekanın karşısında şapka çıkartılı başka ne olur? Hak. Kendini gerçekleştirdikten, deneyimledikten bakın bir daha söyleyeyim yokluğu barındırmayacak ayrıca anlam ve değer edinimiyle kendini yok bakın bu çok önemli bir cümle bir daha oldu. Bu anlamda varoluş varlıksal zeminden referansla katmanlı oluşta düşünüldüğünde. Biraz önce okuduklarımızın hepsiyle kendi içinde kendi olanın kendi dışında kendi olamıyor. Kendilik hiçbir zaman kendi dışında kendi olamayandır. Kendi içinde kendi olandır. Doğası gereği böyledir. Ayrıştıramayacağınız bir şeydir bu yani. Kendi içinde kendi olanın kendinde yokluğu barındırmayacak. Kendinde yokluğu barındırmıyor. Kendi içinde kendi dolu dolu kendiyle dolu. Kendi içinde kendi olanın kendinde yokluğu barındırmayacak. Ayrıca anlam ve değer edinimiyle kendini yokluğa bırakmayacak. Hani bir boşluk diyorlar hani günümüzde popüler bir şeydir hani böyle neydi? Özellikle şeyde psikolojide şey yani popüler, popüler olan bir taraf modern hayatta karşı karşıya kaldığımız bir soru. Anlam boşluğu, anlamsızlık yani kendini de hiçbir zaman anlamsızlığa bırakmıyor yani öyle bir yokluğa da bırakmıyor öyle bir boşluğa da bırakmıyor. Ya yerin taşın üzerine yemin eden bir varlıktan başlıyorsunuz ya başlatıyor yani her şeyi kendinde bir değer ve anlam içerisinde var eden bir varlık anlam yokluğu, anlam pardon, anlamsızlık yokluğuna, anlamsızlık boşluğuna düşmeyecek bir varlıktır. Kur'an'ı okuduğunuz zaman zaten bunu anlamanız gerekir. Tamamıyla anlam ve değer kitabı olarak önünüze serilmiştir. Ve kendi varlığında nasıl bir bakın kimlik diyoruz ya. Huvallazi la ilahe ve şahide. Bak o öyle bir Allah'tır ki biricik biricik biricik. Bütün esmalarıyla ve sıfatlarıyla da biriciktir. Yani eşi ve benzeri yok hiçbir zaman hiçbir sıfatının. Hangi formasyonlarda yaşarsa yaşansın, görmenin biricikliği vardır kainatta. Duymanın biricikliği vardır kainatta. Şahıs olmanın biricikliği vardır kainatta. Abi bak sen de şahsın, ben de şahsım ama işte o bir şahıstan aldığımız payelerle o şahıs olmak hep biriciktir. Hiçbir şeye benzer olmadan, ha biraz önce doğasını anlattığımız şekilde kendinde yalnızca kendi olmaklığında, kendi içinde kendine mekan oluşunda, kendi içinde kendi oluşunda ve böyle bir doğadan kopmayacak bir şekilde kendi olandan bahsediyorsundur. O sende de biriciktir, bende de biriciktir. Ama bu kadar pay almışız yani. O payın istidat olarak genişletilmesi de olabilir yani. E anlam ve değerden yana? Yani. Zamanın üzerine yemin ediyor, ayın üzerine yemin ediyor. Yani bir değer dünyası var. Peki kimlikler? Kimlikler değer biçimseldir. Bir değer dünyası var. Allah olarak, Rahman olarak, Rahim olarak duyarlı oldu. Yarattıklarıyla duyarlı olan bir ilişkide bir dünyası var. Yani Allah'ın kendine ait bir dünyası var ve o dünyanın içindeyiz. İşin enteresan tarafı Yavuz Hırsız ev sahibine baskın gelir hesabı. Kendisine baskın gelmeye çalışıyoruz ve anlamıyoruz ki her şeyi bir hikmet üzeri yapıyor. Biz de maşa olmuşuz haberimiz yok gibi. Burayı yanlış anlayanlar olabilir ama olsunlar ben teşbihan söyledim. Yani demek istediğim neydi? Efendime söyleyeyim. Onun varlığı içerisinde sanki zannediyoruz ki bahçenin sahibi yok. Eskiler böyle anlatırdı. Bahçenin sahibi yok. Ya katmanlı varoluşta kendisinden kopamayacağınız bir varlık. Nasıl bahçenin sahibi yok? Mekanın sahibi yok. Maliki mülk esmasından bahsediyoruz ya. İşin güzel tarafı şu. Her şey kendisinde bir değer. Ya şu ayeti duyduğunuz zaman dahi ya insanın iliklerine kadar böyle kanın çekilmesi lazım. Hani ey yeryüzündekiler sizler yerdekilerine merhamet dediniz ki göktekiler de size merhamet. Tamamıyla değer biçimsel bir ifade değil midir? Bu ahlak biçimsel bir ifade değil midir? Ahlak biçimsel olan değer biçimsel, değer biçimsel olan ahlak biçimsel değil midir? Yani en basiti kimlikler demiştir. Kimlikler kendine değer biçmekle ilgilidir. Rahmanım diyorken, Rahimim diyorken, o öyle bir Allah'tır diyorken, Kulvallahu ehad diyorken, Elhamdülillahi Rabbil Alemin denilirken, Tamamıyla değer biçimsel olarak var olan bir varlıktan bahsediyorsunuz. Yani kendilik dünyası değer biçimsel. Bu anlam itibariyle bu cümleyi bir daha okuyalım. Ne dedik? Durun. Ahmet'e döndük ha. Oğlum nerede kaldı? Orada kaldı hesabı. Ha. Ha, bir yeri atlamışız orayı okuduktan sonra. Kendini yokluğa bırakmayan bir varlık. Boşluğa, anlamsızlığın boşluğuna, anlamsızlığın yokluğuna bırakmayan. Birincisi, zorunlu olarak kendiyle dolu bir varlık. İkincisi, anlam ve değer dünyası var ederken, o anlam ve değer dünyası içinde gizilde dururken, eylemleriyle aşikar olurken, efendime söyleyeyim, kendi dünyaya, bir kendilik dünyası yaratan bir varlıktan bahsediyoruz. Buradan ite, şuradan itibaren okuyayım. öznen anlamda kendilik alanı ile nesnel alan ilişkisinde anlam edinimi ve değer yaratımı içinde varoluş, nesnelliğe aşkın metafizik oluşa haiz yaratılan dünyalar kurmak içinde derinlik edinmiş olarak bak. Katmanlı varoluşta Katmanlı varoluş içinde derinlik edinmiş olarak gerçekleşmekte bulunur. Artık her yer Hani yukarıda bir şey söylemiştik ilk başlarda. Artık her yer aslında olduğu gibi kendilik alanıdır. Seslendim sesimi duyan olmadı. Baktım gördüğüm olmadı. Bu çok önemli. Çünkü kendine ne katıyorsa kattığı şeyle beraber kendilik alanı olarak kendine katıyor hep. O zaten aslında öyle. Ama biz İbrahim gibi hani hatırlıyorsunuz Adem inendi. İbrahim yeri yükselen bakın. Ha, daha önce birisi çıkıp şöyle diyor. Ya abi İdris de yükselmişti. Ya İdris cennete nesnel bir alana yükseldi. Nimetler alanına yükseldi. Ama İbrahim kendilik dünyasına yükseldi. Adem kendilik dünyasındaydı. Onunla konuşuyordu. O kendilik dünyasındaki tezahürlere tanıktı. Esmaları biliyordu. Ama İbrahim o kendilik dünyasına geri taşınan. Yani nesnelliğe aşkın tevhid bakışını bulan kişidir. Edinen kişidir. Onun için selam olsun babadır yani. Yani bir anlayış olarak, yeni bir şeyin ortaya çıkışının anlayışı olarak babadır. Bize örnektir. Onun içindir ki ne? Geçmişleri ve gelecekleri ona şey kıldık der. Ayet-i Kerime'de. Çünkü niye? O orijin olarak ilk böyle yükselen, hani prototip dedikleri gibi şey. İlk yükselen, ilk örneği. Şimdi demek istediğime getireyim. Bakın özden anda kendilik alan, nesnen alan ilişkisinde, bakın alan ilişkisinde anlam edinimi ve değer yaratımı içinde varoluş, nesnelliğe aşkın olur nesneli aşkın metafizik oluşa haiz yaratılan dünyalar kurmak için de katmanlı varoluş içinde dünyalar kurmak şöyle yaratılan dünyalar kurmak ve katmanlı da derinlik edilmiş olarak gerçekleşmekte bulunur. Artık her yer aslında olduğu gibi kendilik alanıdır. Ancak öznelliğin izlerini taşıyan nesneliğe aşkın tinsel olan olarak kendilik alanıdır. Anlam ve değerde kendilik alanına katılanlar ayrıca kendiliğin ahlak biçimsel anlamda karakter ve kimlik yüklemleri alması, nesnelliğe aşkınsal oluş belirimde kendilik alanında kendi içinde anlam ve değer bulmaktan yana zenginleşmesi ve deninleşmesi anlamını taşır. Hani kendiliğe bir katman daha ekledi kimlik kazanması. Yani sadece kendilik dünyasında bilgi nesnelerini aynalaştırması değil, aynı zamanda kimlik edinilebilir beraber onlara elbise giymesi söz konusu. Yani tutum ve davranışlarına bir elbise giyinemesi söz konusu. Ya inanılmaz bir katmanlılık içerisinde varoluş mümkün oluyor. Ve istesen de istemesen de derinliğine bir varoluş. Burası önemli bakın arkadaşlar. Kendi varoluşumuza da ayna tutmak adına çok önemli. Bu anlamda varoluş varlıksal zeminden referansla katmanlı oluşta düşünüldüğünde kendi içinde kendi olanın kendinde yokluğu barındırmayacak. Ayrıca anlam ve değer edinimiyle kendini yokluğa bırakmayacak. Ha, biraz önce konuştuklarımız oluş içinde bulunmasıdır. Kendini gerçekleştirdiklerinde, deneyimlediklerinde, olanak belirimlerinde bulması, ayrıca yaratımda anlam ve değer edinlikle kendini yaratma etkinliğinde bulunuyor olmasıdır. Kendilik bilincinde ben olanın kendini gerçekleştirdiklerinde bana oluşunu korur iken, anlam ve değer edinimi içinde varoluş eşiklerinde gerçekleşen kapsadıklarıyla hep yeni bir oluşta bulunmasıdır. Fevri bir gerçeklik içinde değil. Süreksizliğe rağmen değişmez doğru olan bir varoluş içinde Varlıkta ve ilişkilerinde öznel ve nesnel karşılıkları olan gerçeklikte var olmak anlamını taşır. Mekansallık niçin önemli? Mekansallık realiteyi yitirmemeniz için önemli. Gerçekliliği yitirmemeniz için önemli. Önce kendini bakın burada tam bile konuştuğu şey şu. Günümüzde de en temelde ihtiyaç olduğumuz bir konu bu. Nereden nereye çekeceğim yani ne alakadar ne alakadar çekeceğim. Bir. Evvela kendiliğinizin kendine yani bir doğanızı öğrenmeniz lazım. Nasıl bir katmanlı bilinçlilikte varsınız. Ne yaptı? Düşüncenin nasıl bir evrede kendiliğine, bakın yani kendilik alanını nasıl bir mekansallık içerdi bir derinliğine varoluş olduğu bulunduğu için bir kendilik alanı. Anlam ve değer kendini yani düşünmeye başladı. Yani kendini gerçekleştirmeye başladığı zaman kendini sükülatif olarak kendi önüne aynı olarak alması anlamında. Aldığı zaman bir derinlik içeren bir mekansallık alanı oluşuyor. Bununla da kalmıyor anlam ve bilgi akışı içerisinde kavram ve imge ile onların aynalaşması içerisinde bağıntı kuruşu içerisinde bir mekansallık bir anlam ve değer dünyası mekansallığı oluyor. Bununla da kalmıyor tutu yarattıklarıyla beraber yarattıklarına içkin olarak katmanlı bir varoluş içinde oluyor. Çünkü kendi dışına koyamıyor. Kendi dışına koyamadığı için hem ona içkin vahit hem ona dışsal olarak kapsayıcı muhit değil mi? Bir varoluş içerisinde bulunuyor. Bununla da kalmıyor. Kendine giydiği öznel kimlikleriyle bir katmanlılık daha giyiniyor. Bununla da kalmıyor. İnsan olgusu içerisinde kültür olgusu çıktığı zaman kültür bakın varoluşa katmanlılık giyinemektir demektir aynı zamanda. O katmanlılık içerisinde efendime söyleyeyim ne gerçekleşiyorsa orada kendine vücuda taşıyor. Bununla da kalmıyor ilkeleri olması gerekenleri medeniyette tesis ederken bir katmanlılık daha giydirtiyor. Kültürün üzerine giydirtiyor bunu. Peki medeniyet kültürü içerir mi? Medeniyet bal gibi de kültürü içerir. Ya. Yani. Onun izlerini taşır çünkü. Kültürde olması ve olmaması gereken nelerse ilkenin tecrübesi değil mi? İlişkilerde tecrübesi onu yapısal kılmaya götürür. Bununla da kalmaz. Yapısal kılındığı anda siz kültürü yeniden biçimlendirmeye başlıyorsunuzdur. Ona bağlı olarak ne yapıyorsunuzdur? Genele yaygın kılıyorsunuz. Yeniden kültür oluşuyordur. Yani eğitim dün birine şuna buna göreyken şimdi herkese göre. Bak nasıl değişiyor her şey birden bire. Değil mi? Hukuk şuna buna göreyken farz edelim. Yapısal kıldığın anda herkese göre. Yani insan da değişiyor, kültürü de değişmeye başlıyor. Dün farz edelim cep telefonu sadece özel yerlerde kullanılan bir şeyken bir bakıyorsun Ticari kurumların değil mi? Bakın batının dehası ticareti kurumsallaştırılmasında yatar bak. Ticareti kurumsallaştırdılar adamlar ya. Kapitalizm dediğin sermayenin birikiminde mi? Neyle başardılar bunu? Sermayeyi kurumsallaştırdı herifler. Yani sermayeyi kurumsallaştırdığı zaman sonuçları nelerdir? Onu gördük. İyi veyahut da kötü değil mi? Gelişimin önünü açtı, şu oldu, bu oldu. Ama insan olmayı da tüketti bir parça. Niye? Bir patron size tüketim malzemesi olarak bakıyor. Yani 20 sene emektarı olsan bile kapının önüne koyulduğu zaman yerine başka vasıflı eleman alacak gibi bakıyor. Yani var diyor piyasada yani senin gibi çok ister çalış ister çalışma paranı veriyor muyum vermiyorum. Yani orada bir değer üretildiğinin insanlığa dair bir şey üretildiğinin efendim mesela aklından yitik sadece sermaye değil mi? Yani karşındaki de bir sermaye demirbaş. Ha, çıkartılır o demirbaş başka birisi yerine konulabilir yani makina gibi yani. Ve halen bu zihniyetle şey olmuyor. Yani ne zaman insan olacaklar ayrı bir mevzu. Yani insan gözlüğünü takacaklar ayrı bir mevzu. Yani meta olarak insana bakmak ayrı bir şey bir gözlük. Bak zaviyelerini değiştirip insan olduğunun gözlüğünü takmaları ne zaman gerçekleşir bilmiyorum. Makinalaşan bir dünyada da bunu yakalamaları çok zor. Abi, yani insan makine ya zaten makinalar iş görüyor yani. Hızla makinalaşırken bunu yakalamak da çok zor. O dünyadan bekleyemez. O zaman o dünyayı değiştiremiyorsa o dünyayı hukukla, sınırlar arasını gerçi meşru sınırlarına çekmek zorundayız. Şu andaki en büyük kusurumuz o. Yani biz bunlarla kazanıyoruz derken onları meşru sınırlarına çekmememiz. Gelecekten, efendime söyleyeyim bir nevi nasıl söyleyeyim, geleceğimizi yitirmekle ilgili bir şey. Çünkü meşru sınırlarına çekilirler mesela büyük bir ejderha olarak bütün dünyayı kasıp kavuracaklar. Hep bana, hep bana, hep bana. Düşünün ya dünyanın bütün gelirini yani yüzde birik şey ediyor. Geri kalanı efendim ben söyleyeyim çerçöple ilgileniyor. Ama o yüzde biri değiştiriyor bütün dünyayı sanki. Yeryüzünün ilahları arkadaşlar. Onun için hani dedim ya bir film çekersek şöyle olacak. Olympus'tan indirilen tanrılar. Yani Olympus'un tanrıları gibiler herifler yani. Ama indirme en mükemmel yerdeler. Sizler demirbaşsınız, arzalısınız, çalışın. Çalıştığınız kabiliyet yerde gösterin. Geri kalan yerde arızalısınız zaten. Çıkartılabilirsiniz, kullanılabilirsiniz. Ne olursanız onun yani fark etmiyor. Yani atom bombası patlasa adamların umurunda değil. Yeter ki ilahlıklarına dokunmasın. Hukuk onları ilahlığından indirir. İlahlığında ne? Yeter ki hukuku tesis edelim. Meşru sınırlarına geri çekelim. Önce bir insanı hatırlatalım. Çünkü insan olmayı hatırlatır hukuk bir parçada. Yani Hukukun evet nesnel anlamda bir karşılığı var ama vicdani anlamda da bir karşılığının olması gerekir. O vicdani anlamda karşılığını hatırlatmak için de sınırlayıcı olmak gerekir. Ha ne kadar sınırlayıcı bugünkü hukuk ayrı bir mevzu. Abi hep kapital gelsin, hep kapital gelsin. Abi o gelse ne olur ki? Doymaz, doymaz. İstediğin kadar ver. Güneş kadar versen hikaye, kaynat kadar versen hikaye. Hani demiş ya o neydi? Kızıl derili adam demiş insanın gözlerinde derin bir boşluk gördüm. Ne kaplanın gücü onu doldurdu, ne paykuşun gözleri onu bilgeliyor onu doldurdu. Ne efendibasıyım kartalın bakışı onu do doyurdu. Onun içinde doymaz bir boşluk var. Doymuyor arkadaş. Peki ne doyurur? Cevap. Kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olur. Doymamak demek şu demek? Hep bir eksiğiniz var demektir. Ya bütünlüğünüzü bulmadınız demektir halen. Bir eksiğiniz var. Onu tamamlamaya çalışıyorsunuz afire. Doymak. Ha o sırada bütünlüğünüzü buldunuz yani kendinize dair. Bunu ne veriyor size bütünlüğe dair? Kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olur. Ruhta doygunluk ilkelerin yaşantısıyla olanaklıdır. Ayetidir bu. Yani ruhta bir doygunluk istiyorsanız, yurtta bir anlam ve değer doygunluğu istiyorsanız, bu yalnızca ilkeleri yaşantılamanızda olanaklıdır diyor. Bunu toplum olgusallığına çevirin. Medeniyette ilkeleri tesis etmezseniz bak medeniyette ilkeleri tesis etmezsen, bütünsel olarak toplumsal düzeyde bütünsel, mesela şöyle demem daha doğru. Toplumsal düzeyde bütünlüğü yakalamanıza olarak yoktur. Çünkü açlarımız o kadar fazla yani. Aç derken yani karın açlarını kastetmiyorum. Anlam ve değer boşluğunda aç olup da nesnelerinde kendini yitirmiş ve doymayanlarımız çok fazla. Yani gözü aç dedikleri. Onları doyuramazsınız. Bir bütünlük katamazsınız onlara. Onlar aç. Bir bütünlük arayışında değiller zaten. Saldırma arayışındalar. Hep kendini koruma. Yani tek bence. Bir bütünlükleri varsa tek bence bir bütünlükleri var. O da bütünlük değil. Parçalanacak bir bütünlük. Yitirilecek bir bütünlük. Nesnelerinde kaybolacak, yitik olunacak bir bütünlük. Ya en basiti doğası gereği kendiliğe dönün ya. Siz olmaya dönün. Doğası gereği zaten bir bütünlük içerisindesiniz. Kendi içinde kendi olan demek, doğası gereği bir bütünlüğü olan demektir. Kendi içinde kendine mekan olmak, kendi içinde kendine derinliği olmak, kendi içinde bir bütünlüğü olmak demektir. Bu bütünlüğü bozan ne? Nesnelerimizde kaybolmak. Yarattıkça yarattığımız varoluş nesnelerinde kendimizi ilahlaştırmak. Patronaj bu bağlamda, iş gör, bakın iş yaptırmak bağlamda belki önemlidir ama ilahlığını ortaya çıkartmak anlamında da dikkat edilmesi gereken bir şeydir. Yani burada benim borum öter diyor adam. Buranın ilahı benim. Geçmiş olsun hepimize. <laughs> Olimpos'un dağı bakın Olimpos'un tanrılarını Olimpos'tan atmak lazım. Yani. Atamadık mı? Bari hiç olsa Olimpos'tan indirmek lazım, sınırlarına çekmek lazım. Onu da mı yapamadık? Olimpos'un kafasını koparmak lazım. Yani bu dağdan ibaret değil dünya. Bunun aşağısında olanlar da var. Dönülmesi gerekenler de var. Yani sen piramit kurmuşsun. O piramit tepesinde bizler varız diyorsun. Arkadaş sizler var değilsiniz. O piramitin altını çektiğin anda yani halkı oradan çıkarttığın anda insanı oradan çıkarttığın anda sen de kalmazsın. Bunu da hatırlatmak için evvela hukuk. Bugünkü konumuz burada bitsin. Hamdü seneler olsun. Ha burada şeyler de yazmışız. Neydi? Yani yaratımda gerçeklik algısının oluşturulması için mekan ne kadar önemliyse mekanda estetik olmak da o kadar önemli. Yani mekan ne kadar estetikse kendine katıyorsa anlamını içerir. Bakın mekan ne kadar estetikse, güzelliğe dairse kendine o kadar katılımcı kılar. Evet. İşin enteresan tarafı bakın hani dedik ya sanat kavramsal derinliği olduğu zaman yeni bir oluşa taşır. Bunu yaratımın içinde anlamlı kılalım. Mekan imgelerine bağlı olarak mekan, sizde uyandırdığı şeylere bağlı olarak mekan, içinde katılımcı olduğunuz, güzellik idealini uyandırır değil mi? Yani imgesine güzellik. Sizde duygusunu uyandırdı, cazibesine girdiniz. İsimlendirmeye başladınız o güzelliği. Değil mi? İsimler verdiniz, isimlendiriniz, kendinizi, onu. Bak içine katıldınız, sizi yeni bir oluşa taşıyor artık. Kavramsal düzeyde artık anlamlı kuruyorsunuz, bağlantılıklar kuruyorsunuz o güzelliğe. Başka bir yere taşıyorsunuz bak. Yok aslında kendinizi başka bir yere taşıyorsunuz. Güneş gene aynı güneş. Su gene aynı su. O kavramsal derinlikle katmanlı bir varoluş içerisinde siz kendinizi değiştiriyorsunuz. Yeni aratım alanı açıyorsunuz kendinize. Bu ne kadar önemli bir şey biliyor musunuz? Yani düşünün yani. Alemin içine giriyorsunuz ve o güzellik cazibesiyle. Değil mi? Mekanın gerçekliliği veriyor size. O güzellik bir gerçeklik algısı veriyor size. Eyvallah bununla da kalmıyor. Ya kötü olan da kim durur? Çirkin olan da kim durur? Kaçarız. Yani burası gerçek mi değil mi diye bir sorgularız. Ama güzel sorgulatmaz kendini. Kendine katar. O kendine katılışın içerisinde. Ya Adem ile hani derler ya bir hikaye vardır. Anlatırlar. Buna da bir örnek teşkil etsin mesela. Mesela Adem baba ne yapıyor? 900 sene yaşıyor. 100 senesinde de diyor ki ne Davut evladıma verin vesaire gibi bir hikaye var. Aslında bir uyduruk hikaye benziyor ama demek istediğimi anlatmak için güzeldir. Hani şöyle derler. Vallahi öyle geliyor bana. Yani 100 sene o zaman Davut'un herhalde kendi yaşıyla beraber 160-200 sene yaşaması lazım. Ne kadar yaşamıştır o kadar bilmiyorum. Ha, eski insanların çok uzun yaşadığı da doğrudur ama. Ha, yaşamış da olabilir. Her neyse önemli değil. O, oraya da imanım var yani yaşayabilirdi. Her neyse velhasıl kendi demek istediğime getireyim. Derler ki 9. senede olduğu zaman Adem'e denildi. Gel. Ama benim daha 100 senem daha vardı. Bilmem anlatabildim mi? Ama benim daha 100 senem daha vardı. Yani niye erken geldin? Yani anneme de sorsak yani ölüm ölüm aman ha Fatma anneye de sorsa <laughs> Ercan annesine. Ya, daha ne yaşadım ki? Ya 71 yaşı doldurmuş daha ne yaşadım ki? Ya gelmiş işte. Hadi gidek. Ne bekliyor seni ne beklemiyor? Alışkanlıktan dolayı mı? Yoksa kendi içinde kıldığından dolayı mı? Hem alışmak hem kendi içinden kıldığından. Ama ne alıştırdı bizi buraya? Adem'i ne çekti buraya? Ne alıştı? Ne indirdi pardon buraya? Güzellik ideali. Peki burada kılan neydi? Daha yani yüz senemiz vardı diyen neydi? Gene güzellik bir daha. Peki geldiği yerden daha mı güzel? Geldiği yerden daha güzel değil. Ama daha cazip geliyor bu. Daha tüketilebilir. Daha iktidara yönelik. Çünkü Adem geldiği yerde çocuktu. Burada söz sahibi birisi. Bilmem anlatabiliyor mu? Peki biz burada söz sahibi olmayı öğrenirsek gideceğimiz yerden ne oluruz? Yani. Ol dediğinin olduğu bir dünyada oluruz. Onlar ki ol dedikleri olur diyor. Bu çok önemli bak. Sevgili de özgürce yaşamak. Böyle bir olanak da var bunu unutmayın. Bir köşeye koyun. Yani sevgili de özgürce yaşamakta var. Yani çocuk olmadan da yaşamak var. Her neyse verası kelam. ne Neye şey edecektik? Cazibe. Güzellik değil mi? Peki kavramsal bir derini katmaya başladığımız anda ne oluyor? Bırakamıyoruz artık. Bizi yeni bir yere taşı. Bunu en basit neyle anlatayım? Sözün gerçeklik bağlamında çok önemli var. Bugünkü modernlerin dini ispinozanın uzantısında bir dindir. Hani evren sana güzel mesajlar versin filan. filan sen de pozitif mesajlar yay. Değil mi? Vesaire. Aslında karmanın yorumlanmış bir biçimi. Her neyse demek istediğime getireyim. Bunun daha kabası ne? Daha farklı şeyleri var bunların. Yani sadece bu değil. Yani bunu farklı bir şekilde anlatabilmek için söylüyorum. Yani içinde bulunduğumuz dünyaya anlamak için en kaba bir şekilde yorumlanış taraflarından bir tanesi nedir? Marx'ın utopiyasıdır. Bak Marx'ın hak ve hakkaniyete dair söyledikleri şeyi söylemiyorum. Emeğe dair söylediği bir şeyi söylemiyorum. Eleştirmiyorum. Mars'ın ütopyası insanı okumamakla ilgili bir ütopyadır. Sınıfların yok edilmesi dediğin zaman sen insanı okuyamadın demektir. Anlam ve değer varlığını okuyamadın demektir yani. İstese de istemese de her an ve yani ilişkilerinde tamamıyla sınıflanacak bir varlıktan bahsediyorsun. Her neyse ve çünkü amaç varlığı diye dediğin anda bitiyor zaten. Amaçların farklılığı içerisinde yeniden sınıflanma zorunlu çıkacak yani. İlişkilerinde birbirlerini tamamlamadıktan bahsediyorsan gene sınıflanmaktan bahsediyorsundur demektir. Bir de söz konusu iktidar olmaksa zaten iktidar kimin elindeyse kendine göre sınıflandırıyor zaten. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani süreç içerisinden baktığınız zaman insanın sınıflanmaktan kaçışı yok. Max bu bağlamda sıkıntılı ütopyasında. Her neyse demek istediğime getireyim. Ama sözü bir anlam derinliği itibariyle sözü nasıl dünyayı şekillendirdi? Şu anki siyaset Hegel vari olarak siyaset daha çok Marx varidir. Efendime söyleyeyim. Baktığınız zaman dünyayı nasıl biçimliyor? Peki kapitalizme girelim. Para, sermaye değil mi? Yani ilkesi sermaye. Yani kapitalizm dediğin adı üzerinde sermaye yani. Sermayenin birikimi ama nasıl bir birikimi? Kurumsal düzeyde işlevsel kılınmış noktada birikimi. Kapitalizm dediğiniz zaman bunu anlayacaksınız. Yani normal tacir değil bu. Hani bir yerden ben aldım gittim bir yerlere sattımın taciri değil. Kurumsal düzeyde yapısal kılınmış sermayeden bahsediyoruz. İşlevsel olan döner sermayeden bahsediyoruz. Hep kendine dönen ama ha. Yani. Paranın gerçekliliği. Kavram bak. Para dediğiniz bir kavram ya. Kağıt parçası olmaktan da yakından kurtulacak. Nesnede de karşılığı var. Nesnelikte karşılığı yok. Nesnelikte karşılığı olan kağıt parçası ilişkilerimizde karşılığı var. İlişkilerinizde paraya güvenmeyin ne olacak? Kullanmayın ne olacak? İlişkileriniz berbat olur, ayrı bir mevzu da kolaylaşmaz, zorlaşır. Ayrı bir mevzu da, ama demek istediğime getireyim. Yani bir şeyleri kavramlaştırmaya başladığımız zaman, o dünyanın içine çekilmek, bakın inge güzelliğe bağlı inge çeker. Ama kavramlaştırdığınız dünyanın içinde olursunuz bir. Yaratıyorsanız onunla beraber, mülkten, hakikatten aldığınız payaya bağlı olarak yeniden yaratıyorsanız, içinde olmak orada dursun. Hani içine çekti falan orada dursun onu hep yeni bir oluşa taşıyorsunuz. Bu dünyanın içinden çıkmanız daha zor. Bunu biraz daha basite indireyim. Burayı bırakıp da Afrika'nın çöllerinde yaşamak ister miydiniz? Bu kadar basit bir şey. Veyahut da 100 sene önce yaşama ben istemem. Yani bitler, mitler, onu ayıkla, bunu ayıkla, şunu ayıkla. Aman abdest alacaksın soğuk suyla, şimdi sıcak suyu açıyorum falan. Konfor o biçim yani. Savaşlar, mavaşlar yani bilmem anlatabildim mi ya yani onu bırak internet diye bir gerçeklik yok yani bilgi edinimi bilgi edinimdeki özgürlükler telefon yok yani oğlunu arayacaksın askerde arayamıyorsun filan bak ama burayı bilmenin bilinciyle gider misiniz orada olsanız zaten bunlar yok o koşullar neyse o yani yani hacca tahasını arayacak oğlum ne yapıyorsun ne diyorsun nerede kaldın filan filan yani bu şimdi bunu bırakacak, gidecek öyle bir dünyaya. Anne olma üçgüdüsü bile bıraktırmaz. Bu konforu bırakmak. Konforun konfor olması sebebiyle değil. Bizim yaşantımızda birçok ülkeyi kolayca yaşamamızı olanak tanırken o ilkelerin bizdeki karşılıkları sebebiyle de kolayca bırakılacak şeyler değil. Rahmet olarak gelmiş çünkü. Bütün o ülkesel yaşantımıza nüfus etmiş. Ama biraz daha çok nesnelerimize bağlı olduğumuz için de kendimize yetik kalmamıza da sebep veriyor. O tarafı biraz şey etmemiz lazım yani. Törpülememiz lazım. Kendimize yeniden dönmemiz lazım. Ama demek istediğime getireyim. Neymiş bu? Evet. imgesine bağlı olarak güzellik ideali. Kendine çeker iken. Kavramsal bir dünya olarak inşa ettiğiniz bir yer. içinde kılındığınız iken. Yeniden yaratıp da kavramlaştırarak baktığınız dünya. Hani paraydı maraydı, şopendi, telefondu vesaire ürettiğiniz, yarattığınız dünya. içinden çıkamayacağınız dünya iken. Dünya aslında hep aynı dünyadır da orada katmanlı varoluşta yaratılan sizsiniz. Kendine aynı olan, kendi içine anlam akışı içerisinde derinlik kazanan katmanlılıkta, bununla da kalmayıp yarattığı dünyalar içerisinde, bulunduğu dünyanın katmanlılığı içerisinde, yarattığı dünyalarda katmanlılık kazanan sizlersiniz. Bunu da kaçırmayın. Velet Dalin Ezan okundu mu? Allah vatanımıza, milletimize selamet versin. Hiç nokta yok yok. Bu olayın noktası. Maneviyatın noktası olmaz. Deryalar mürekkep olsa, ormanlar kalem kalem olsa, bir yedi mislini getirin diyor. Allah'ın sözü bitmez diye bir şey var. Hakikaten de öyledir. İlim dediğiniz şey, Allah'a bu bağlamda talip olmaksa, Bazıları bana kızar ya sen çok gevezelik yapıyorsun. Neyin geveze? Onu anlatıyorum bunu anlatıyor. Ya o da anlatılır mı bu da anlatılır mı filan filan. Hani bak şahıs olmayı anlatıyor. Ya bırak biraz merak olsun değil mi? İnsanlar kendi bu senedir. Ya insanlar nasıl kendi bulacak? 1400 sene, 2000 sene, 3000 senede zat nedir, şahıs nedir diye ebelere ağladı milletin. Bundan sonra da ağlamayı versin yani. Ya ama yani ne konuşacağız? Ya mürekkep olsa diyor bitmez. Kalem olsa bitmez. Bitmeyeceği içindir ki bir söz yine olur değişen dünyada yeni gelen insanlar efendime söyleyeyim bu sözler üzerine yeni bir şey söyleyebilir. Eleştirir, onu yapar olumlu, olumsuz ama yeni bir şey yeniden olur. Allah'ın sözü bitmez çünkü. Bunu da unutmayın. Yani gerekçe olarak bu ayeti gösteriyorum. Hani çok gevezelik yapıyorsun diyenlere. Be Allah'ın ki bitmiyormuş ki. Yani bizim üzerine konuşmamız mı bitsin? Anlatabildim bilmiyorum. Allah'ın sözü bitmiyorsa bizim onun üzerine konuşmamız bitemez zaten o zaman konuşmaya devam. Çünkü kendi içinde ne kadar çok var. Hazreti Ali'nin güzel bir sözü. Paylaştıkça çoğalan ben bir ek yapayım ona. Derinleşen bir dünyaya kapı aralar ilim. İlim paylaştıkça çoğalır der Hazreti Ali. Evet paylaştıkça çoğalan ama derinleşen ve üzerine yeniden konuşulan yeni dünyaların kapılarını aralar. Onun için paylaşalım, konuşalım ama nitelikli konuşalım. Yani dedikodu değil. Efendim o konuştuğumuz dünyayı paylaştıkça birbirimiz de beslendikçe yeni yeni zaviyelerden daha derinliğine konuştuğumuz bir dünya olur. Göremediğimiz bir açıyı başka birisi bir görür. Oradan yürür gideriz. Ne mutlu size bize. Vallahi ya. Peygamberin hadis-i şerif vardır ya. Benden duyduklarını der. Başka yerlerde de anlatın. Ola ki ne, sizden daha iyi anlarlar. Değil mi? Unutmuşuz bak bu hadis-i şerif. Velet dali namin.